5 yıllık kayıpken bize gelen bir aile vardı, kızları Zeynep'i arayan. Maalesef Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı. 7 yıl sonra yayınlarımız sonrası çözülen Zeynep Söğüt cinayetinin akıl almaz detayları. Adana merkezde vahşi bir şekilde katledilerek bir bavula konuldu ve hemen arkamda görmüş olduğunuz araziye getirilerek gömüldü. 5 yıldır haber alınamayan Tuğba Düldül'ün kaybında abisi Muhittin'in rolü ne? Kız kardeşinden alıp veremediğin ne? Abim bir suç işlediyse bedelini ödedi, cezasını çekti. Onlar Muhittin'e bizi yönlendiriyorlar. Hayır, sanki hayır. Muhittin kardeşinin başına bir şey getirdi ya da nerede olduğunu biliyor getiriyorlar. Hasan dedeyi evlilik vaadiyle kimler nasıl dolandırdı? Durumlarım çok vahimdir. Onun için yanıma dedim bir eş bulayım. Birazdan. Sevgili Star izleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haftanın bu son iş gününde güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, gününüz güzel geçsin, sevdikleriniz yanınızda olsun. Ve tabii ki Allah iyilerle karşılaştırsın diyerek her zamanki gibi söze başlıyorum. Gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Tabii ki her zamanki konuklarım, uzman konuklarımız, Doktor Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Avukatımız Hasan Koca Bey, hukuk danışmanımız bizimle. Polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın beyefendi de bizimle birlikte. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İnşallah müjde dolu bir program yaparız. İnşallah güzel haberlerle dolu olur. Bu arada biliyorsunuz bir cinayete kurban giden, 5 yıl önce yayınımızda baba da vardı kızını arayan, sağ olduğuna inanan, zaman zaman kızın şurada, kızın burada dedikleri için şehir şehir gezen, pavyon pavyon gezen, neresi dedilerse oralara giden ama maalesef 7. yılın sonunda eline sadece valizle kızının cansız bedeni verilen baba Murat Bey de bugün stüdyomuzda. Murat Bey başınız sağ olsun. Senin bugün çok konuşacak şeyin var biliyorum. Hala Arzu Hanım yine bizimle. Kız kardeşi Kübra bizimle. Anne çok acılı. Gerçekten annenin durumu pek iyi değil. O hep kapısının çalınmasını bekliyordu biliyorsunuz. Fakat bu cinayette evet 3 zanlı tutuklandı ama ailenin iddiasına göre ve bizim de iddiamıza göre tabii ki sadece ailenin değil, bu işin içinde başkaları da var. Bizi yanlış yönlendirmeye çalışan, aileyi yanlış yönlendirmeye çalışan, o konuların hepsini ve cinayetin detaylarını, hatta işte cansız bedenin atıldığı yeri, orada yaptığımız, aldığımız görüntüleri de tek tek ekrana getireceğiz. Oraya geçmeden önce 17 yaşındaki kızımız Çisil kaybolmuştu biliyorsunuz. Annesi Neşe Hanım buraya katıldı. 3 Eylül'de kaybolan kızını aradı. Bu konuda tabii başvurduğu birkaç arkadaşı oldu. Arkadaşlarının bazı ifadeleri bizlere çelişkili geldi. Ve sonunda bir haftanın sonunda Çisil İzmir'den ne hikmetse çıkıp Kırıkkale'ye gelmişti ve Kırıkkale'de bulunmuştu. Dün anne canlı yayındaydı. O sırada Çisil sosyal hizmetler tarafından alınmıştı ve annesiyle konuştuktan sonra da ailesine dönmeye ikna olmuştu. Ama yayın süremiz içinde Çisil oradan çıkamadığı için biz Çisil'i kimler kandırdı? Çisil kimlerle irtibattaydı? Şikayetçi olduğu birileri var mı? Bu 17 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşındaki kızların üzerindeki eller kimler? Bunları araştırmaya, soruşturmaya devam ediyoruz. Neşe Hanım telefonda. Neşe Hanım merhabalar. Merhabalar Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Neşe Hanım, önce gözünüz aydın tabii ki. Kızınıza kavuştunuz. Sağ olun Serap Hanım. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tabii ki Çisil oraya tek başına bir şey için gitmiş olması lazım ya da birinin kandırmış olması lazım. Ne diyor Çisil? Ne yapmış? Neden Kırıkkale? Serap Hanım, ben Çisil'le biraz hani böyle konuştuğumda kandırıldığını söyledi bana. Hani kandırılıp aklının çelindiğini söyledi. Yalnız bunu da hani pek üzerine gitmeden sormam söylendi Çisil'e. Ben de pek üzerine gitmedim. Bu polislerin hani sorduğumda hani konu nedir, ne değildir, bunların bana açıklanacağını söylediler.
Hani şu anda sizin de dediğiniz gibi araştırmanın devam edildiğini söylediler. Yani Çisil birilerinden şikayetçi oldu mu? Oldu ama tam kimdir, nedir, tam onu bize ismini açıklamadılar Serap Hanım. Yani bize bunun daha detaylı bilgi verileceğini söylüyorlar. Yani tam bize kimdir, nedir bunu tam bilemiyoruz. Hani şu an bize tam isim vermiyorlar. En azından şunu söyleyebilir misiniz? Bizi izleyen aileler ve gençler açısından bu kandırıldım dediği kişiler sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler mi? Evet, evet Serap Hanım, evet. Peki Eda ile bir alakası var mı? Ya şu dedim ya biraz önce de hani tam şu anda onun bilgisi de verilmedi bize. Hani bu olayın içinde kimin parmağı var bunu da tam bilmiyoruz. Hani bizde bu tam net bilgi bizde de şu anda yok. Ben bugün tekrar savcıya gideceğim, ifade vereceğiz. Ondan sonra bu inşallah aydınlanacak. Bu aydın, yani bu, evet bu aydınlandığında lütfen bizimle paylaşın. İsimleri değil tabii ki de. Sadece anladım. Olayın ne olduğunu. Çünkü ailelerin çok dikkatli olması gerektiğine evet, bir kez daha dikkat çekmemiz lazım. Evet. Bakın sosyal medya üzerinden o 17 yaşında, biri 14 yaşında, biri 15 yaşında kandırılmaya çok müsait yaşlarda bu kişiler bunları kandırıyor bu çocukları. Onun için tedbir almamız gerekiyor. Çok merak ediyorum bu kişiler kimmiş, amaçları neymiş, kimler aracılığıyla ulaşmışlar. Bu sosyal medya hesaplarında işte Eda olsun, öbür arkadaşı Melek'ti galiba, Melek olsun. Evet. Yani bunların bir ortak böyle bir grupları falan oluyor. O onu takip ediyor. Yani bu ortaya çıktığında ne olur bizimle bir bağlantıya geçin tabii olur mu? Tabii ki Serap Hanım, seve seve tabii ki. Şu anda iyi mi kendisi? Çok şükür hani yani çok çok iyi de diyemiyorum. Bir böyle suskunluğu var pek üzerine de gidemiyoruz. Gitmeyin zaten. Evet yani ben buradan genç kızlara da seslenmek istiyorum. Sakın annenizin ciğerini yakmayın. Sizin eviniz gibi yok bak yok. Hani bu dışarıdaki sosyal medyadır şeydir bunları bırakın. Yalvarıyorum size. Hani... Bir de Serap Hanım, Neşe Hanım şikayetçi olduğu biri var mı? Varmış var. Evet. Var değil mi? Yani birinden şikayetçi kandırılıp götürüldüğünü kabul etti. Doğru mu? Evet. Evet. Peki Neşe Hanım gözünüz buyurun, aydın. Efendim. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamazsınız. Amin. Başkalarının yaşamaması için de bu insanlar nasıl ne şekilde bu çocuklara yaklaşıyorlar, ne vaat ediyorlar, nerelere götürüyorlar ve amaçları ne? Bunu bizimle paylaşırsanız tabii belki ki, bir faydamız ki. Dokunur diğer çocuklara. İnşallah. Çisil'i de çok öpüyorum yanaklarından. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Serap Hanım. İyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olun bu efendim. Bu bilgileri sizinle de paylaşacağım. Lütfen. Teşekkür kolay ediyorum. Gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet bir aile kızına kavuştu ama arkasındaki zincirde halkalar kimler? Onların ortaya çıkması çok önemli. Şimdi Hasan Hüseyin amcaya geçeceğim. Bak 80 mi 82 yaşında mısın? Doğruyu söyle Hasan Hüseyin amca. Ana doğumum 82. Heh. Askerlik doğumum 1941. 1'e 14. Yani birinde 80 görünüyorsun. Birinde yani 82 yaşındasın. Evet, ana doğumunu konuşalım evet, ana çünkü. Doğum 82. Ona göre çünkü hani biyolojini falan her şeyini ona göre biz değil mi değerlendireceğiz. Hasan Hüseyin amca büyük dolandırılmış efendim. Ama Hasan Hüseyin amca da rahat durmamış. Ondan ona eşi ölmüş, 58 yıllık eşi, İtalyan kadın mı istersiniz, yabancı uyruklu mu? Yani hayatıma birini alayım diye gerçekten çok çabalamış. Ama büyük dolandırılmış efendim. Hasan Hüseyin amcanın hikayesini dinleyeceğiz şimdi. 4 yıl önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Hasan Kaya'nın tek isteği yeniden evlenmekti. Durumlarım çok vahimdir. Onun için yanıma dedim bir eş bulayım. Paraları aldılar, ortadan kayboldular. Paralarımı, altınlarımı topladı, kodu gitti. Kandırıldığım için üzgünüm de hayatım bitmiş. Hasan dediği evlilik vaadiyle kimler nasıl dolandırdı? Hasan amca, daha önceki bizim bu tarz programlarımızı hiç izlemiş miydiniz? Buyur. Böyle programları hiç izlediniz mi daha İzlediydim önce? İzlediydim ben. Bazen izliyordum. Bazen peki izlemiyordum. O dolandırılan abiler vardı, amcalar vardı, gençler vardı evlilik vaadiyle. Onları hiç izlemedin mi, hiç denk gelmedin bayağı mi? Bayağı izlemedim de. Ben çiftçiyim,
işimle meşguldüm. Böyle bir işlerinden hiç karşılaşmazdım. Anladım. Bir tek işinle meşgul değilsin ama illaki bir hanım istiyorsun, evlenmek istiyorsun. Şimdi Serem ablam, ben yalnız tek kişi evdeyim. Hı. Ben kendim 80 yaşındayım. Şimdi çay kaynatıyorum, şekeri unutuyorum. Şekeri getiriyorum, bardağı unutuyorum. Ben de bir haller bun inan yani evde yalnız bir kişi ne yapabilir? Yani bu hususta yanıma bir eş olsun, arkadaşlık olsun. Ben yoksa başka bir iş falan için değil yani. Bana baksın, ben de ona bakayım. Bu hususlarda bir arkadaş aradım. Aradığım arkadaşla bir arkadaşından bir köye gittik. Nevşehir'in Kurugol köyüne. Orada tanıdık vardı. Ya senin gelin dedim, Kahramanmaraşlıymış. Anlatayım mı yoksa? Anlat anlat. Ha. Onun için buradasın. Kahramanmaraşlıymış dedim. Eğer ki orada senin gelinin iyi diyorsunuz, bana bir iyi, münasıplı, şöyle temiz aile çocuğu, temiz aile kadını geçerse ben alayım dedim. Ve o da dedi ki, benim bir tanıdığım arkadaş var orada, o sana bulur dedi. Hacı Temur'un ailesi telefonunu verdi, ben ona akşamdan telefon ettim. Pervan abla, böyle böyle siz de böyle işleri yapıyor musunuz? Bana şöyle insan bunları evladı. Bunları istersen soyadını verme şimdilik. Buyur. Soyadlarını verme. Vermiyorum. Temur diyelim ama biz biliyoruz. Senin zaten şikayetin falan da var. Evet. Hazırlısı o da var dedi. Gel anlaşalım dedi. Yarın sabah gel dedi. Ben kendi arabama bindim, vardım. Vardım, bana İki kadın gösterdi. Birinden anlaştık, birinden anlaşamadık. Sonra ben köye döndüm. O kadın bana dedi ki, ben 3 gün sonra seni ararım dedi. Köye geldim. Girisin giri tekrar ben oraya çağrıldım. Bu Hacı Temur beni oraya çağırdı. Gel sana dedi, yarın göl başında bir bayan var. Ona gidelim. %99 sana yaparım o işi dedi. Üçüncü kadın yani bu. Evet, bu da üçüncü kadın. He. Evet. Vardım sabahleyin, kendi çocuğum vardı yanımda, torunum. Onunla gittim. Vardık Elbistan'a. Elbistan'dan 150 kilometreymiş Gölbaşı. Adıyaman'ın Gölbaşı. Oraya vardık. Orada kadını getirdi. Bir de yanında aynı onun gibi bir topal hanım vardı. O da beraber geldiler. Dedi illa ben altın isterim senden. Sen beğendin kadını görür görmez. Konuştuk tabii. Anlaştık, beğendik. Peki Hüseyin amca, Hasan amca. Hani sen demişsin ya bana, ehli namus, şöyle düzgün. Evet. Onu görür görmez nasıl anladın namuslu, düzgün, dürüst ablacığım olduğunu? Ablacığım şimdi şöyle tesettüflü, örtülü. Hmm. Yani bir bayan, dedim ki bundan bana zarar gelmez. Hmm. Hani insan oğlu yanılıyor ya. Her kesimde var öylesi. Kapalısında da var, açığında yani da var. Namus eşittir tesettür değil. Değil. Biliyorsun Hasan Hüseyin amca. Yani, yani onda da var, onda herkesi. Herkes niyet de şurası var. Değil mi bak, tabii. Hasan amca? Şurası önemli, yani niyet önemli. Demek ki o kadının niyeti bozukmuş zaten. Neyse, devam et. İki dedi, senden bilezik alırım, 40 gram. İki dedi, yüzük alırım, bir küpe alırım. Yani seni beğendim dedi. Sana iş olurum. Allah'ın izniyle, hiç mi merak etme dedi. Sormayın, sormayın. Esas merak 52 tarikat yaşında. Deyince kendim yanıldım. Serap Hanım, hani insanlar yanılıyor ya, ne kadar akıllı olursan ol, yanılıyor. Bir de evim yalnız olduğu için... Hani dedim ya, elimize böyle bir kadın geçti, inşallah iyi olur dedik. Hanımı da beğendin mi? Fizik olarak da beğendin mi? Ya fizik olarak da ne bileyim, örtünün içinde normalıdı. Ama şimdi sen... ama ya. Sen şimdi İtalyan bir kadınla beraber olmuş bir amcasın. Yani güzel kadına meraklısın anladığım kadarıyla. Serap Hanım, bu İtalyanı kim söyledi sana? Biz bilmeden seni alır mıyız? Her şeyi bileceğiz. İtalyan kadın aradı söyledi dermişim ben. Yok, ben Almanya'ya gittim ama onunla anlaştık, konuştuk. Onda o zaman bir şey evli olmadı miydiniz? Ki. Benim tek kuruşumu yemiş değil o. Sen evli miydin o zaman o İtalyanla beraber? Evliydim, hanımım vardı köyde.
Sen ah da almışsın. Şimdi Hasan amcanın ilk evliliği, evlilik demeyeyim ama resmi nikah olmadan 14 yaşındayken oluyor. Sen biraz erken başlamışsın bu işlere Hasan amca. 14 yaşındayken tabii kaç yaşındaydı kız bilmiyorum ama dini nikah yapılıyor. 2-3 ay mı kalıyor yanında kız senin? 8 ay falan. 8 ay kalıyor. Fakat başlık parası istiyor aile. Veremeyince kızlarını geri alıyorlar. Evet, evet. Senin macera 14 yaşında başlıyor kadınlarla. Sonra rahmetli eşinle evleniyorsun. Evlendim. Maşallah. O 58 sene sürüyor. Evet. 13 tane çocuğun oluyor. Maşallah. Evet. Onların hepsi hayatta mı Hasan amca? Tabii. 13'ünün hepsi de hayatta mı? Yok. 7'si hayatta. Hasan amca 7 çocuğundan hiçbiri bakmadım da tek başına kaldım. Abi, kaç tane torunun, yeğenin falan da var. Abi benim torunlarım da çok. 32 tane torunum var. Yalnız onlar İstanbul, Çerkez köyündeler hepsi. Siz aracınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Hüseyin amca, arabayı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Kendim kullanıyorum. Şimdi Hüseyin amca Aksaray'da yaşıyor bu arada. Az önce dediniz ki, şekeri unutuyorum, çayı unutuyorum dediniz ya. Ama arabayı sürebiliyorsunuz. Arabayı unutmam canım. Tamam, peki. Ben cevabımı aldım. Hasan amca, sonra eşin rahmetli oluyor 4 sene önce. Evet. Bu evlilik sırasında Almanya'ya niye gittin? Ne işin vardı Almanya'da? Almanya'ya gitmedim ve o sahikene gittim. Hayır, niye gittin Almanya'ya diyorum işte. Para kazanalım. Ha, çalıştın çocuğumuz orada. Çocuğumuz refahat içinde olsunlar. Bol yaşayalım. Rızıkkınlık olmasın diye gittik. Kaç sene yaşadın Almanya'da? 3. Ne iş yaptın orada Hasan amca? İnşaat yaptım. Para kazandın mı? Kazandım. Az buçuk elimize aldık biraz. Tabii 7 tane çocuk, diğer 6'sı hayatta değil ama 7 çocuk bir hanım. O arada sen Almanya'da da İtalyan bir kadınla görüşmeye başladın. Görüştük, evet. O peki mesela karını boşamayı düşündün mü? O zaman o kadına aşık mı oldun? Yoksa öyle bir vakit mi geçirdin? Aklımdan geçmedi. O beni seçti. O seni seçti. Evet. Ne kadar sürdü? 3 yıl boyunca o beraber... Yok yok. 1 ay 2 ay falan sonra geleceğim zamanlarda. Anladım. Sonra döndün geldin ve 4 sene önce de eşin rahmetli oldu. Evet. Sonrasında bir yabancı uyruklu kadınla 2-3 ay yaşıyorsun. 2-3 ay değil. Kaç ay? Ay, 1 sene sonra ben Özbekistanlıyı aldım. O da bir gidiyor, 1 sene duruyor. Bir gidiyor, 6 ay duruyor. Yani bundan da bıktım. Onun için dedim ya öyle bir kadın bulalım. Temelli kalsın. O yabancı uyrukludan da ayrıldın. Hayır. Sonra işte başına bu iş gelecek. Şimdi oğlun Recep hatta, telefonda. Çocuklar da bundan dolayı sana biraz kırgınlar galiba. Ama büyük dolandırılmış, çok parası gitmiş. Onlara geleceğiz. Recep merhaba. Merhaba. Recep, babanın bu evlilik işine, yani evlenme girişimi ama sonunda da dolandırılıyor. Ne diyorsun sen Recep? Ne yapalım babamız yani, ne desek uygun değil ama ya hata ya yapmış yani babam da. Şöyle yani. Aslında uygundur. Bu yaşta bir insan da evlenebilir. Hayat arkadaşına bu yaşta daha çok da ihtiyaç olabilir, o ayrı. Ama önüne gelen, yeni tanıştığı İsa ona işte Temur'u tanıştırıyor. Temur alıyor onu Kahramanmaraş'a götürüyor. Orada olmuyor, Adıyaman'a gidiyorlar. Daha yeni gördüğü kadını hemen çok iyi falan diye 4000 paralar veriliyor, altınlar veriliyor. Yani keşke aklı başında sizlerden biri niye gitmedi yanında? Bu konuda babama kırgın falan değilim ben hanımefendi. Hayır. Kırgınlığımdan değil yani ama yani şaşmadık, birleşmedik bir Allah yani. İlla yanılmıştır ne diyebiliriz ki? Diyorum ki keşke sizlerden biri de gitseydi yanında diyorum. Belki o zaman kandıramazlardı. Evet. Nasıl ki gidebiliriz ki? Herkesin kendine göre bir düzeni var. Haberimiz de yoktu yani. Gittiğinden haberiniz yok muydu? Evet, yoktu. Gerçek benim yoktu. Babam da biliyor. Hasan amca, hiçbir çocuğuna haber vermeden mi gittin sen? Hiçbirine haber vermeden gittim. Niye? Ne yapayım ki? Ta İstanbul'dan onlara mı darışayım? İlle gideyim ben evleneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Hayır, söyleyebilirdin. Böyle bir niyetim var çocuklar diye. Engel olurlar diye mi söylemedin? Ben engele kimse karışamaz Serap abla bana. Ha.
Ha. Ne karışacak ki? Çok, Serap Hanım. Çok tatlı bir babam var yalnız Recep. Çok tatlı bir adam ya babam Recep. Ya biz babama zaten tatlı olduğunu biliyoruz. Doyamadı ki yanımıza gelmiyor. Evleneceğim diye yanımıza gelmiyor. Biz ne yapalım? Yani Hasan amca sen çocuklar bakmıyor derken daha doğrusu ben tek başıma yaşıyorum diyorsun ya. Onu unutuyorum, çayı unutuyorum, şekeri unutuyorum. Aslında çocuklar istiyor seni ama anladığım kadarıyla sen bir hanım olsun evimde, karım olsun, bir hayat arkadaşım olsun istiyorsun. Yoksa... Serap Hanım sana sorayım, baba istenmez mi? Ay istenmez olur mu ya? İstenmez olur ama mu? Ama baba şimdi, toprağından ayrılamıyor, memleketinden ayrılamıyor. Çocuklarla memlekete gidemiyor. Benim evim barkım yerinde. Ben ne yapayım İstanbul'a geleyim de seni mi çağırayım arkadaş olalım? O arkadaşıyla onu mu çağırayım? Doğru söylüyorsun. Buyurun konuşalım deyin. Doğru. Ben Tekirdağ'da kimi bulayım? Ona varıyorum Abeyav. Buna geliyorum Abeyav. Olsun ne güzel. Orası da çok güzeldir şimdi yani, ama biliyorsun. Merhaba en diyorlar. Ben sana bir şey diyeyim anlamam. Hasan amca bu Tekirdağ falan yöresinin insanları da çok lokumdur yani. Yok iyidir çok insanları lokumlardır. Ama işte arkadaş olmak zor oluyor. Tabii bu yaştan sonra zor. Tabii canım yeniden arkadaş çevresi olur mu? Efendim Recep. Babamın 5 tane çocuğu var. Birer ay kalsa 5 ay yapar. Doğru da insan belli bir yaştan sonra kendi evini arıyor Recep. Evet. Peki 5? Tamam, niye 5? Evine götürmezlik demiyoruz ki. Kim babamın yanına düşmemiş haber etmiş de. Niye 5? Siz 7 kardeş. Ben babamı şey yapmıyorum. Babam için çocukları ölür yani. Niye 7 kardeş değil misiniz siz hayatta kalan? 7 kardeşiz evet. Ha 5 diyorsun kızları saymıyor musun? Sayma açısından demedim. Yani bize mahal yani bize şart olduğu için söylüyorum. Yani evlensin erkekler, mi? Birisinin, erkeklere şart olduğu için söylüyorum. Birisin yok canım kız da bakar ne olacak damat da iyi hayır, olduktan kız, sonra. Hayır kız öyle bir şey niyetle söylemedim ben. Anladım. Peki babanız evlensin mi istiyorsunuz? Efendim? Baba evlensin istiyor musunuz? O istediği için yani. Babam mutlu olduktan gelir biz de mutlu oluruz yani. Babamın mutluluğu önemli. Hasan amca kaç paran gitti bu kadın tarafından dolandıralım? Toplam kaç paran gitti? Ablam toplam 33 bin lira falan gitti. Ne diyorsun ya? Vallahi. Bak ablam ben hacca gittim geldim. Yalanım olmayacak. Olmaz da. Ya yalancılıkla haccın da bir alakası yok. Şu hacıyı, hocayı, tarikatı bilmem neyi karıştırmayın. İnsan insandır. Yalan olmasın vicdanlı diye. Vicdanlı insan insandır. Ya. Yalan yani olmasın onun için diye. Ne dine ihtiyaç var ne tarikata kesinlikle ihtiyaç var. Vicdan, vicdan. Bak o kadın vicdansız çıktı. Senin yaşında bir adamın 33 bin lirasını aldı ortadan kayboldu. Şimdi buna yani vicdanlı diyebilir miyiz? İnsan özür, acır ya. O acıma duygusunu bilmemiş ki ne yapayım? Şimdi Recep baban gidiyor tabii ki bu insanlardan şikayetçi oluyor. Bu olay yani şikayetçi olduğu tarih 25 Ağustos. 25 Ağustos'ta gidiyorsun diyorsun ki bir de diyorsun benim çantamdan 6 bin lira çaldı bu kadın. İşte şu kadar da aracıya para verdim, bu kadar altın aldım, bu kadar şunu yaptım diye bütün kişilerden şikayetçi oluyorsun. Sen bu kadını Kahramanmaraş'tan değil Adıyaman'dan aldın doğru mu? Doğru, Adıyaman'ın gölbaşıymış. Ha, ilk evet. İki kadın Kahramanmaraş'taydı onlarla olmadı sonra seni Adıyaman'a götürdüler. Evet. Bunlar şebeke demek ki her yerde uzantıları var Maraş diye götürüyorlar olmadı Adıyaman olmadı Antep gezdireceklerdi İlla seni. Birini bulacaklar yani. İlla ki birini bulup o paraları senden alacaklardı. Sen bu kadın ve o Temur denen adam ve karısıyla hep beraber... Olay tatlıya bağlanıyor ve siz Aksaray'a geliyorsunuz. Evet. O tarihten itibaren Recep kadını alıp geldi ya. O zaman haber evet. Haber verdi mi size çocuklar ben işte bir kadın var evleneceğim onunla diye. Biz de ara yok telefonu arıyorduk. Sonradan duyduk yani bayağı bir hafta mı kaç gün olmuş ondan sonra öğrendik. Başkası babama ben aradım başka kadın çıktı kadın deyince kim baba bu deyince. Anneniz dedi. Anneniz mi dedi? Tövbe estağfurullah. Annenizin evet. Elini öpmeye gelin de dedi mi? Efendim? Annenizin elini öpmeye gelin buyurun da dedi mi? Onu merak ettim. Ya siz o ortamı şey yapmadı. Haberli olduğu için. Recep peki sizin en büyüğünüz en büyüğünüz kaç yaşında? Abim 60 var herhalde. 60 yaşında 52 yaşında kadına anne mi diyecekmiş yani?
Şimdi sizin anneniz rahmetli olmuş ama galiba onunla mutlu bir hayat yaşadı. Şöyle bir şey var. Yani mutlu evliliği olan, çok uzun yıllar evliliğe alışmış ve güzel gitmiş evliliği olan özellikle erkekler, kadınlar çok aramıyor ama erkekler o hayatı arıyorlar. Tabii. Çünkü evliliğe alışkın, düzene alışkın, önüne yemek konmasına değil mi? Üstünün başının yıkanmasına, sohbet etmeye. Onun için erkekler 80 yaşında da evlenmek istiyor ama kadınlar istemiyorlar böyle bir şeyi. Onun için... Merhaba Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Söyle ben babam için, para için, mevzat için değil. Kimse aşk almaz. Allah, Cenab-ı Allah hayırlısını versin her şeyden. Benim babama, ben o paraya pular üzülmüyorum. Benim babama bir şey olmuş ya, ona sevinmek lazım. Neyin peşine gidiyorlar onu anlamıyorum. Yani parayı da kenara atıracak. Neler görüyoruz televizyonlarda izliyorum. Hani babama bir şey olsaydı ne yapacaktı? Kim de kendini affedecekti? Allah korusun. İşte onun Allah için. Allah korusun ama oluyor yani. Olmaz mı? Kesibat diyorlar. Ne diyeyim, ne yapıyorlar? Bir sürü işkence diyorlar yaşlılara. Yazık, günah değil mi? Çok günah, tabii ki yazık. Ama bu insanlarda yazık filan diye bir şey var mı sence? Vicdan var mı sence? Ama biz de hadi, ben para peşinde değilim yani. Benim babama bir şey olmamış ya. Öperi defeme korum yani. Ama şimdi o da... Olabilirsek inşallah bir böyle babama layık biri illaki olsun diye. Ay dur bakayım, inşallah dur bakalım. Şimdi gören de olmuştur seni. Belki talibin çıkar yani, bir şey olur. Öyle bir şey olursa biz babamın arkasındayız. Tamam. Perişan oluyor. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. İstemiyor. Tövbe estağfurullah. Telefonlar geliyormuş. Tamam, telefonlar. Razıyık. Recep, Recep. Ama böyle perişan oluyor. Recep, babanla ilgili telefonlar geliyormuş. İnşallah. Hanımlardan vallahi. Ben ya, katılıyorum. Herkes çiğ süt emmiş diye inşallah helal süt emmiş birisini bulursun ama şimdi Hasan amca da haklı. Onca sene biriktirmiş, etmiş, kandırılmış. 4-5 gün diyor geldi, yedik, içtik. Sonra bir gün çarşıya gidiyorsunuz, kadın toz oluyor. Bir de telefonunu almış elinden. Herhalde aramasın diye mi aldı birisini falan? Serap Hanım, şimdi Hüseyin Bey uyardı, buradan uyarmak lazım. Bir faciadan dönmüş, farkında değiller. Çok vahim sonuçlarla da karşılaşabilirdiniz. Uyarayım sizi. Her zaman bu böyle olmaz. Bir anda bizim tabirimizde tufaya gelirsiniz. İçinden çıkamazsınız. Az önce çocuğunuzun dediği gibi en azından babamıza bir şey olmaz. Allah onlar için şu anda siz bir nimetsiniz, bu ve benzeri şahıslar için. Yani kötü niyetli şahıslar için sizin gibi iyi niyetli insanlar bir nimet, kötü anlamda maalesef. O yüzden eğer velev ki böyle bir şey yapacaksanız çocuklarınızla birlikte yapmanızı tavsiye ederim size. Peki Recep, şimdilik bu kadar. Virgül koyacağım çünkü... Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. İnşallah oluruz. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah yardımcı oluruz. Ama sen de biraz... Yaşına başına uygun birini bul artık canım. Yani 30 yaş küçük kadınla artık ya arama. Gitmişsin 82 yaşındasın, 52 yaşında kadını beğeniyorsun. Gidiyorsun İtalyan'ı beğeniyorsun. Gidiyorsun yabancı uyruklu. Hocam yapma, rica ederim. Niye? Yalan mı bunlar? Yok, yalan değil de. Hani ya işte insan hali dedim ya ben sana. Tamam tamam. Yani yadırgamıyorum. Ama o yabancı uyruklu kaç yaşındaydı mesela? O yaşlıydı hocam. Kaç yaşındaydı? İşte o zaman ben diyelim ki 35 sene oluyor buna, ben geleli oradan. Hayır, onu demiyorum. 74'te geldim. Hayır, o hayır. Da ben emsalıdır. Hayır. Eşin vefat ettikten sonra bir yabancı uyruklu. O kaç yaşındaydı? 64 yaşında. Ha. 74-80. O iyi canım öyle. O diyor. İyi. 18 yaş iyi diyorsun. Aslında peki. Aslında Hüseyin amca 14'ünde başlamış, bırakacağı da benzemiyor. Benzemiyor yani. Bence. Dur bakalım, sana telefonlar geliyormuş. Şimdi bu tabii dolandıran kişiler, nasıl dolandırdılar, ne oldu, kim bunlar, hepsine gireceğiz ama bugün şöyle bir Hüseyin amcanın hikayesini bir dinleyin istedik. Ve bu arada telefonlar da geliyormuş. Bakalım hayırlısı diyorum yine. Efendim tabii bütün olaylar keşke bu kadar kolay çözülebilse. Keşke giden 33 bin lira olsa. Keşke giden efendim kandırıldım, edildim ama ne yapayım diyecek kadar basit olsa. Öyle olaylar var ki bizi acılara boğuyor. Ne yazık ki geri dönüşü olmayan olaylar. Bunlardan biri de Zeynep Söğüt cinayeti. Yedi yılın ardından yayınlarımız sonrası çözülen Zeynep Söğüt cinayetinin detayları kanınızı donduracak. Beş yıllık kayıpken
Bize gelen bir aile vardı kızları Zeynep'i arayan. Maalesef Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı ve bu cenaze hepimizin evinden çıktı. Zeynep'in cansız bedeninden kurtulmak için nasıl bir plan tasarladılar? Üç katil zanlısından bir tanesi olan Savaş, o taksisinde. Arkada Nazlı T isimli kadından arabası olduğu için yardım istiyorlar. Arkada da Ersin Y. Nazlı ile birlikte Nazlı'nın arabasıyla önden gidiyorlar. Serap Paköz isyan etti. Artık bu kadınlardan elinizi çekin, çekin. Usandık, bıktık sizden. Yeter. Siz bir de adam gibi dolaştınız. 7 yıl evet. Yediniz, içtiniz, nefes aldınız. Gezdiniz, güldünüz. Yeter, çekin ellerinizi üzerimizden artık. Yeter. Gerçekten yeter ya. Nedir bu sizden çektiğiniz bizim ya? Bir de adam gibi etrafta dolandınız. Adam müsveddeleri sizi. 22 yaşındaki bir kadını boğmak ne kadar kolay değil mi? Ersin, ne kadar kolay değil mi? 7 yıl önce işlenen tüyler ürperten cinayetin tüm ayrıntıları. Birazdan. Zeynep'in babası Murat Bey, halası Arzu, kız kardeşi Kübra stüdyoda canlı yayında. Adana'da ise muhabirimizin yanında, Murat'ın yanında Zeynep'in acılı annesi Arbiye Hanım ve diğer halası Melek var. Onlara da tekrar bir başsağlığı dilemek istiyorum. Arbiye Hanımcığım, Melek'cim, başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Bilmiyorum ne diyeceğimi. Burada kelimeler yetersiz kalıyor. Melek, ne diyorsun? Devletimizden İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim Arbiye Hanımcığım. Allah razı olsun sizlerden. Cümlemizden. Beni 7 senedir oyaladılar. Yaşıyor, yaşıyor sözü verdiler. Ben hiç beklemiyordum bu haberi. Allah bizlere sabır versin kurban olduğum Allah'ım. Kızımın da mekanı cennet olsun. Allah'tan onu diliyorum. İyi ki çıktı. Devletimiz milleti buldu sonunda. Hiçbir şey gizli kalmadı, kalmayacak da. Allah razı olsun o polislerimizden, savcılarımızdan. Efendim. Zeynep'in çocukları kaç yaşında oldu? Çocukları mı? Evet. Biri 14 yaşında, biri 10 yaşında. Of 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 of, her şeyi Allah'ım onlara da sabır versin. Kurban olduğum Allah'ım. 14 yaşındaki 7 yaşındaydı annesi kaybolduğunda. Evet. Çok iyi. Hayır, annesi kaybolduğunda 3 yaşındaydı. Küçük oğlu. Özür dilerim, 3 yaşındaydı. 10 yaşında. Evet. Biri 7 yaşındaydı. Doğru. Şimdi 14 yaşında. Artık tabii interneti, onu bunu, her şeyi takip eden çocuklar. Ne çok diyorlar? Annelerinin ölümünü nasıl karşıladılar ve nasıl söylendi bu ölüm onlara? İnanamadılar. Böyle bir şey olamaz anneanne dedi. Böyle bir şeyi kabul edemiyorum dedi. Ne yapsın? Allah'ım sabır versin torunlarıma. Allah'ım uzun ömür versin. Hayırlı bir evlat olarak yaşama nasip etsin. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Ne diyeyim ki? Melek çocuk... O yapanlar da cezalarını çeksin. En ağır cezayı alsınlar. Bu kadınlar, bu kadın cinayetleri çoğaldı. Hiç kimse durmuyor. Erkekler durmuyor. Kadın cinayeti çoğaldı. Bunun önüne geçilmesi lazım. Devletimize yalvarıyorum. En ağır cezaları versin. İbret olarak göstersinler bunu. Nasıl bir ceza aldıklarını. Adalete güveniyorum. Allah'ım inşallah bir ömür boyu orada ölür geberir gider. Onu ben nasıl yandıysam onun anası da daha beter olsun. Cezalarını çekiyorlar, rahatladım en az bulundu diye. Bizi çok oyaladılar, çok. Yaşıyor sütü verdiler. Sizin programlarda da
çok sevindiğimiz oldu yaşıyor diye. Ben hep hayalinle yaşadım bu. Bu 7 sene boyunca hayalinle yaşadım. Savaş diyormuş ya ben öldürmedim diye. O yalan. Ben o gün akşam konuştuğumda kızımla konuştum. Kızım eve gel dedim. Senin evin burası, orası değil dedim. Telefon fırladı gitti. Telefonun sesi uzaktan geldi. En son konuştuğum o oldu kızımla. Ondan sonra telefonla ulaşamadık. Savaş diyormuş ben öldürmedim. Ben yardım ettim. Senin silahı 24 saat başında mı bekledi o cani? Sen de canisin de. Senin gibi caninin başında 24 saat mi bekledi silahla? Bir telefon yok muydu? Bir şey yapamaz mıydın? Korktun mu? Yok, korkmaz. Onlar cani çünkü korkacak bir şeyleri yok diyor. Onlar öldürmek çok kolay kadınları. Masumları öldürmek çok kolay. Bırakaydı benim kızımı. Ben bakardım. Hamileyse de bakardım. Ben her şeyine kabuldüm. En sonunda biz bu haberi aldık. Gene şükür ki haberini aldık. Buna da razıyız. Mezarı olur en az. Allah devletime, milleti, devletime, adaletime güveniyorum. Onlara havale ediyorum. Allah'ın adaleti büyüktür. Ona, Allah'a havale ediyorum. Allah'ım en büyük cezaları alsınlar. Kimse tutmasın. Kimse kızıklığa kaybolunca ben utanırım, ben çıkamam demesin. Kızının peşine düşsün. Melek'cim sen ne diyeceksin yavrum? Merhaba Serap Hanım, hayırlı yayınlar. Sağ ol canım, sağ ol. Ne diyeyim ki bilmiyorum. Ya tek istediğimizde idam istiyoruz. Artık yeter yani, böyle alıp alıp bunları içe de besleyip mesleyip de geri bıraktıktan sonra. Aha belli işte. O da bir şey değil. Hepsi beraber öldürdüler. Hepsi işbirliğiyle beraberdi. Yeğenim dönecekti çünkü eve. Bunu anladılar. Bunun için el birliğiyle öldürdüler. Yani öyle korktuk. Yok öbürü ki vicdan azabı çekiyorum. Bunlar hepsi cezayı affetmek için. Bu ifadelere çocuk bile inanmaz. Bunun içinde ailesi de vardır. Hepsi biliyor evladının ne yaptığını. Bilmiyorlar mıydı bugüne kadar Zeynep'in nerede olduğunu? Hepsi biliyordu Serap Hanım. Savaş zaten her yerde söylemiş ben Zeynep'i öldürdüm diye. Korkan bir insan nasıl söyleyebiliyor bunu? Nazlı mı söylemiş? Savaş sanatla söylemiş. Katil. Bunlar iple sallansınlar, nefes almasınlar. Benim yerim nefes almıyor. İki çocuğu 7 yıldır annesine sallamadı. O küçük oğlu duyduğunda anlatmıştı. Artık seni programa çağırmazlar dedim annem. Arabanın evet. İçinde de özür diliyorum. Dedi bana dedi ki hala artık programa gitmeyeceksiniz değil mi? Çünkü annem öldü hala ben de gideceğim dedim. Ne yapacaksın ki hala gidince dedi. Annem öldü ki dedi. Ben annemi çok özledim hala dedi. Nasıl bir cevap verir? O çocuklar annesiz. Onlar annesini koydular. Ömür boyu da anne olmayacak artık onlar için. Bu yengem onları yemek yemek büyüttüydü. En çok yengeme yanıyor. Bu çocuklara yanıyorum. İdam istiyoruz artık bunlara yeter gerçekten. Alsınlar sallan bunlar iple sallanmadı müddetçe. Devlet bunları sallandırmadı müddetçe. Daha çok kadın cinayetleri olacak. Psikolojimiz berbat oldu. Kızıma sarılıyorum sabahlara da uyumuyorum. 12 yaşında kızım var. Allah'ım diyorum benim de başıma böyle bir şey gelse ne yaparım. Çok da kendimi yerine koymak da istemiyorum. Peki Melek yavrum sen de biraz bir sakinle. Çocuklar için tabii ki çok üzücü. Babaları yok mu ortada var, çocukların? Yok yok babaları sahip çok iyi. Çıkıyor, evet tabii babaları sahip evlendi. Çıkıyor. Yengem de çok yakın oturuyorlar. Geldi yanımıza geldi çocukla oturduk. Tabii gelmez mi evlatlarının annesi? Evet yok bir sorunumuz yok. Buyurun hocam. Kadın cinayetleri konusunda çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani bütün dünyada yapılan çalışmalar gösteriyor ki siz cinayete ne kadar ağır, idam da dahil olmak üzere ne kadar ağır ceza verirseniz verin düşüremiyorsunuz sayıyı. Zaten ağır ceza veriliyor bunlara. Esas olan küçükken büyük cezalar. Yani suç küçükken büyük ceza evet. Vermek. Yani evet. Şiddete sıfır tolerans. İlk elini kaldırdığında bir iki sene yatsaydı hapiste belki hiç cinayete varmıştı. Bravo. Evet. Çok, yani çok bunun güzel. Yapılması gerekiyor. Önlemek için yoksa idam bile düşürmüyor ceza şeyi cinayet sayılarını. Ancak küçük suça büyük ceza. Yani küçük evet. Şiddete büyük ceza verilirse düşüyor. Sayı. Evet. Bir şey girmem lazım. Şimdi biliyorsunuz Zeynep 7 yıl önce kaybolmuştu ortadan. Evet, 3 katil zanlısı yakalandı. Bir tanesi itiraf etti, Ersin Y. Fakat ailenin iddiası aslında asıl Savaş
suçlu ve ondan şüpheleniyorlar halen. Tabii ki şu anda orada da sorgular devam ediyor. O ilk aşamadaki itiraflarla elde edilen bir sonuç bu şu ana kadar. Şimdi öldürülüyor savaşın evinde, valize konuyor, iki araç arka arkaya gidiyor ve bir Pozantı taraflarında bir alana giriyorlar. Oradan da 7 yıl önce o valizi atıyorlar. Ersin sonraki gün gelip o valizin yerini değiştiriyor. Muhabirimiz bu olayın gerçekleştiği yerde bir çekim yaptı. Bakın 7 yıl önce oraya giren iki araç, Zeynep'in cesedinin bulunduğu valizle giren iki araçtaki 3 kişi hangi yolu kat etmişler? Zeynep Söğüt de Adana'da yaşıyordu. 2013 yılında bir anda ortadan kayboldu ve ailesi yıllarca Zeynep'ten gelecek güzel bir haber bekledi. Ama geçen 7 yılın ardından Zeynep'in cansız bedeni toprağa gömülü şekilde bu görmüş olduğumuz ormanlık arazi içerisinde bulundu. Peki Zeynep'in başına ne gelmişti? İddiaya göre Zeynep Adana merkezde vahşi bir şekilde katledilerek bir bavula konuldu ve hemen arkamda görmüş olduğunuz araziye getirilerek gömüldü. Ve 7 yıl boyunca zanlılar ellerini kollarını sallayarak gezdiler. Ama Adana İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan başarılı çalışmanın ardından zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi. Evet, böyle bir yerde tam 7 yıl boyunca bulunmayı bekledi Zeynep ve Arzu halası diyor ki bundan çok kısa bir süre önce rüyamda gördüm, artık yakındır geliyorum dedi ve arkasından bu gelişme yaşandı. Tekrar anneye bir dönelim. Arbiye Hanım. Efendim Serap Hanım. Arbiye Hanım, bu Ersin Ye itiraf etmiş, evet ben işledim demiş. Savaş ve Nazlı denen kişi işte biz yardım ettik demişler. Nazlı demiş ben çok vicdan azabı çektim bu yıllar içinde ama çok korktum, ölümle tehdit edildiğim için hiçbir şey söyleyemedim filan. Sizin asıl şüpheliniz kim? Asıl hedefim üçü de aynı. Üçü, onlar korkmaz, öldüren ölümden korkar mı? O polis silah mı dayadı öldüren kişi onların başına Serap Hanım? 24 saat silah mı dayadı? Nazlı kocasını anlatmış, onu anlatacağına gidip polise anlatabilir de. Bir dakika. Açardı polise, teslim olurdu yani. Bu niye yalan söylüyor? Kübra bir şey söylüyor. Nazlı kocasını bunlar anladı. Bunlar yaşadıktan sonra, bunu biz de savcılıktan öğrendik, polislerden. Olay yaşandıktan sonra Nazlı olayı kocasına anlatıyor. Ersin kocasını kaçırmış bunun. Bir daha işte anlatırsan kimseye kocanı öldürürüm falan diye. Ondan sonra zaten eşyalarını toplayıp güya gitmişler. Neden ilk önce emniyete gitmedi? Emniyet gerekeni yapardı. Sözde korkmuş. Benim ablam 7 sene toprağın altında diyor. Kaldı ya. 7 sene üstünde kaldı ya. Hayvanlara yem oldu. Hangi pislik adalet verecek? Çıksın. İnşallah. Dilerim Allah'tan alan doynacı. Bu bokun içindesiniz. Bu pisliğin içinde boğulursun. Azabını veremezsiniz. Benim gözümden akan yaşların, annemin gözünden yakan yaşların ızdırabını veremezsiniz. Tüm Türkiye duysun bunları. Tüm Türkiye duysun. Serap Hanım annesi sosyal medyadan böyle paylaşımlar yapıyor ki oğlu sanki bir kadını öldürüp cezaevine girmemiş de oğlu böyle haksız yere işte böyle biri ona çarpmış da cezaevine girmişçesine paylaşımlar yapıyorlar. Kader mahkumu derler işte. Kader mahkumu da değil yani öyle bir ki vicdan azabı çekersiniz onları okurken gerçekten. Sosyal medya hesabından Savaş'ın annesi böyle paylaşımlar tabii, mı yapıyor? Tabii yolun sonu gibi evladın herkes yaptığını çekecek. Kardeşi dün silah paylaşmış. Özür diliyorum Serap Hanım, çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Dün biz burada canlı yayındayken şey izliyorlar ya buradan. Ben tekrar söylüyorum. Yüreği yeter. Gücü yeter. Ben buradayım. Yani her zaman da söylüyorum.
Silah katmış mermiler. İşte sonlarınız belli. Biz ilk Adana haberi düştüğünde... Alenen tehdittir bu. Evet evet. Aynı gazeteci yerine bizzat küfür yazmış. Zaten. Kübra'ya küfür yazaraktan şey yapmış. İşte bir de şey diyor işte olduğunuz yerleri beğenmiyorsanız gidin camilerde sığının. Olmadı bir gün bakarsınız siz de orada... Aslında devletin savcısı da orada. Evet ben burada canlı yayında söylüyorum. Ben isimlerini gerçekten anmak istemiyorum. Böyle iğrenç insan. Aynı bayrak altında yaşamak istemiyorum da. Yani... hala bize tehdit gönderiyorlar. Sürekli işte silahlar, mermiler paylaşılıyor. Siz de kendinizi orada burada bir gün bulabilirsiniz. Siz de oralardan buralardan bir gün çıkabilirsiniz gibi. Ondan sonra silahlar, mermiler falan filan. İşte yeğenime bir şerefsiz varsa o da sizsiniz hani gibi. Ne yaptınız da sizi tehdit ediyordu? Ya ben anlamıyorum ki. Siz ne yaptınız? Gelmedi diye. Kardeşimize kendini sattırmadı diye benim yeğenimi öldürdünüz. Öldürdünüz. Daha utanın. Şerefsizler utanın. Birazcık utanın. Şimdi ben aileye şunu söylemek istiyorum. Öldürdünüz diye şu anda kesin bir dille kimseye bunu söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Önce bir yargı aşamasında suçluluğu kanıtlanacak, hüküm giyecek vesaire. O ayrı bir kısmı. Ama ben Savaş'ın ailesine, kardeşi, annesi, her kimse ona söylüyorum. Sizin oğlunuz kendisi itiraf ediyor. Bakın önce oğlunuza ulaşıyorlar. Neden biliyor musunuz? Bizim yayınlarımızda birazdan o dönemde Savaş'la yaptığımız röportajı yayınlayacağım. Sizin oğlunuz o kadar çelişkili konuşuyor ve sonraki davranışlarında da o kadar çelişkili davranışlar sergiliyor ki emniyet takibi alıyor. Daha ortada Ersin, Nazlı falan yokken Savaş bizim programlarda avaz avaz ben iki gün sonra işte kayıp başvurusunda bulundum. Evi taşımadım işte o eşyalar benimdi filan bir sürü şey kayıt altına alındı. Sonra da dosya cinayet büroya geçti. Dolayısıyla cinayet büro kurduğu ekiple önce Savaş'ı takibe alıyor. Ben anlatayım da detayları siz iyice anlayın. Neden Savaş'ın bu konuda yardım ettiğini, ne yaptığını anlayın diye, içinde olduğunu. Takibe alıyorlar ve o döneme ait kamera görüntülerine ulaşıp şüpheli bir aracın otobanda gidip sonra da bir ağaçlık, işte o biraz önce gösterdiğimiz muhabirimizin çektiği yere saptığını tespit ediyorlar. Ve bu plakanın da Savaş'a ait olduğunu belirliyorlar. Ondan sonra Savaş'ı çağırıyorlar, alıyorlar. Savaş itiraf ediyor. Diyor ki şu öldürdü, bu yardım etti, ben yardım ettim. Ben taksiyle arkadan gittim. Ceset benim arabamın arkasında valizin içindeydi. Sonra da valizle bulununca zaten itirafla beraber delil de bulununca oğlunuz şu anda katil zanlılarından biri olarak içeride. Yani bunun nesini anlamadınız? Daha kaç kişiyi, kaç kadını öldüreceksiniz? Hepimizi mi öldüreceksiniz? Bütün kadınları mı öldüreceksiniz? Nedir sizin derdiniz bu kadınlarla? Ananız kadın, kardeşiniz kadın, karınız kadın. Sizin nedir kadınlarda? Hepimiz mi öldürdün? Gelin öldü, hepimizi öldürün o zaman. Kadınsız bir dünyada mı yaşamak istiyorsunuz? Biz sizden daha delikanlıyız biliyor musunuz? Biz sizden daha erkeğiz. Neden biliyor musunuz? Biz sevmiyoruz deriz, yürür gideriz. Biz ayrılık acısını 3 gün ağlarız. Bırakan adam için 4. gün gözyaşlarımızı böyle sileriz. Aslanlar gibi kalkar yolumuza devam ederiz. Siz ne yapıyorsunuz? Beni ille seveceksin. Ya benim olacaksın. Ya da işte gideceksin onunla beraber olacaksın. Seni istemiyorsa istemiyordur arkadaş. Seni istemiyorsa bırakıp yoluna gidecek kadar delikanlı olacaksın. Anladın mı? Öldürerek olmayacaksın. 22 yaşında 50 kilo kadını öldürmeye herkesin gücü yeter. Biz sizden, biz kadınlar daha delikanlıyız. O yüzden bizden korkuyorsunuz. O yüzden bunları yapıyorsunuz. Hiçbiriniz bizim kadar yürekli değilsiniz. Ayrıca bir kadın böyle bir şeyi 40 yılda bir bile yapsa gidiyor polise teslim oluyor. Sizin gibi fare gibi de kaçmıyor. Kimse de burada bu aileye hemen gidiyorsunuz. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Evet, evet, bütün bu tehditlerinizi de yani hakikaten şimdi ağzımı da bozmak istemiyorum. Birazdan Savaş'ın o dönemde bizimle yaptığı röportaj var. Sen Savaş öyle bir adamsın ki beraber yaşadığın kadın ortadan kayboluyor. 5 senedir kayıp ve sen
yüzünü bile göstermeyecek kadar korkak bir adamsın. Tuğba Düldül dosyasını da birazdan açacağız. Biliyorsunuz baba dün cinayet büro tarafından davet edilmişti. Orada neler yaşandı, hangi gelişmeler var? Bu soruların cevapları gelecek. Zeynep Söğüt cinayetinde ailenin ilk günden beri baş şüphelisi Savaş S idi. Çünkü Savaş S ile beraber yaşıyorlardı ve en son onun yanından kayboldu. Savaş'la ilgili maalesef çok iyi haberler gelmiyordu. Savaş taksi şoförlüğü yapıp bunun yanı sıra iddiaya göre Zeynep'i bazı ahlak dışı şeyler yapmaya zorluyordu ve bu konuda da büyük kavgaları oluyordu. Zeynep bir de üstelik 3 aylık hamileydi. Biraz önce dediğim gibi Savaş S bize o dönemde röportaj verdi ama tam bir korkak gibi davrandı. Yüzünü göstermedi. İnsan hayat arkadaşı kaybolmuş. Niye yüzünü kapatacaksın? Neden onu sen aramayacaksın ailesiyle birlikte? Murat Bey, siz onunla çok zaman geçirdiniz. Evet. Çünkü kızınız bir hayat yaşıyordu. Torunlarınız onun yanındaydı. Kabullenmek zorunda kaldık. Yani. Evet. Çünkü şöyle, ben en son Zeynep o adamı alabilmek için bana işlemediğim bir şeyden dolayı babam beni dövdü diyerek. Evet. Hatırlıyorum. Benim davacı oldu. 6 ay hiçbir kanıt yok. Hakim dedi ki eski sabıkalı olduğundan dolayı yapmış olabilir diye 6 ay denetim verdi. Bir yılımı yaktı. Yine şey, cezaevinde elin gurbetlerinde yattım. Yokluk içinde. Bu Savaş nasıl bir adamdı? Sen oturup kalktın, yemek yedin. Bana karşı davranışları iyiydi. Yani şimdi bir de şu var. El aleme rezil kepaze olmayan, bununla yaşasın ne olursa olsun yani. Ne olursa olsun derken af buyurun. Tabii ki anlıyorum. O denetimli serbestliğin infazım yandı. Pardon, denetimli serbestliğin kağıdı bana gelmedi. Muhtarlığa gelmiş, 10 gün içinde varmadığım için 3 gün girdi çıktı diye bir olay var. Avukatımız bilir onu. Evet. Hakimin takdiri, isterse bir gün tamam, girip çıkabilir. Murat Bey, asıl şunu diyeceğim, soracağım. Benim şunu anlatmak istiyorum, durun. Benim içime batan, bunların öldürdük dedikleri tarih var. Eğer ki o tarihte öldüyse, o tarihte öldürdüğü, adamı öldürdüğü gün benim cezaevinden çıktığım gün. Gece adamlar yani bir gün veya iki gün arası, 3 gün yattım sen. 2 gece, bir gün, 3 günüz. Sen pardon, o cezaevinden akşam, üçüncü gün çıktığında... Çıktı da ben bunu aradım. Zeynep'i görmedin bir daha. Görmedim. Son görüşüm adliyeydi. Adliyede yemek adliyeyi söyledi. Çok iyi hatırlıyorum, evet. 3 gün. Ondan sonra da bir daha görmedik işte. Odur budur görmedik. Çıktığımda yanıma geldi. Hatta mahkumlarla biz bir arabaya bindik. Yolda indim, geliyorum baba alacağım dedi. Savaş. Geldiğinde bu Ersin denen şerefsiz. O da yandı dedi. Ersin'i daha önceden tanıyor muydun peki? Hayır. İlk kez gördüm. O gün gördün. Önde o oturuyordu kafaya, arkaya bindim. Zeynep nerede dedim. Bunlar yapışık ikiz gibi ayrılmıyorlardı. Alpıyorum lavaboyla beraberydi. Dedi ki baba konuşuruk dedi. Zeynep dedi gitmiş. Nereye gitmiş oğlum dedim. Sen dedi eve geldik bu arada. Dedi ki sen yarın yanına geleyim detaylı konuşuruk dedi. O zaman gitti dedim. Dedi anasına gitti bir tartıştığın sonra. Tartışmamızı yiyordu dedi. Ben sabah taksiye çıktım. Ekmek parası bıraktım geldiğimde yiyordu dedi. Halbuki öldürmüşler. Bir gün önce öldürmüş ya da iki gün önce. Ya. Bu normal bir cinayet değil. Artı bazı şeyleri de şimdi söyleyeceğim. Bu iş, dosya gizlilik dosya kararı var. Devlet, avukatım da bile kolay kolay bir dosyaya gizlilik kararı veriyorsa bu işin uzantısı başka yerlere de gelir. Ben bunu Savcı Bey'e dedim dosyaya. 81 yılda ben de bilmedim bunu ahtapot gibi araştırdı. Bayağı, geçen siz söyleme dediniz ya, o insanlar için çıktım aslında. Bu adamların amacı neydi bize? Bana bir... Konuştum bizzat. Konuştum, bacılarım konuştu, anası konuştu. O insanların hepsini konuşacağız. Evet, evet. Fakat bu katil zanlısı ve Zeynep'in o dönemdeki hayat arkadaşı baba cezaevine 3 gün giriyor. 3. gün almaya geliyorum diye bu Savaş utanmadan arıyor. Yanında da Zeynep'i ben öldürdüm diyen yeni işte itirafta bulunan bu Ersin Y var. Birlikte geliyorlar. İlk kez o gün Murat Bey aslında kızının katili olduğunu evet, yan yana iddia eden ben ve ben öldürdüm diyen kişiyle aynı arabada yolculuk yapıyor.
Savaş'a sorduğunda da Savaş diyor ki ben sabah ekmek parası bıraktım, taksiye çıktım, geldiğimde Zeynep yoktu diyor. Yani o 3 gün içinde ne oluyorsa oluyor. Evet. Çünkü 3 gün önce adliyede kız Zeynep'le Murat Bey zaten bir konuda ufak bir tartışma yaşadılar ve görüştüler. Tartışma yani, yaşamadım. O olay o bitti. O sana yalan ifadeyle işte... Hatta bana dedi ki baba dedi içeri girmeyeceksen ben davamı geri çakayım kızım. Olan oldu, verdi cezayı, dönmedi. 3 gün önce ne gördüm, 3. gün çıktığında Savaş ve Ersin'le aynı arabadaydı. Aslında o sırada Zeynep zaten öldürülmüş, valize konmuş, götürülmüş, o alana atılmıştı bile. Ama Savaş gözünün içine baka baka yalan söyledi. Evet. Bizim gözümüzün içine de bakamadı. Sadece muhabirimizin gözüne bakabildi. Arkası dönük bize röportaj verdi. İşte katil zanlılarından biri. Savaş S'nin bize söyledikleri. Bizi Elif tanıştırdı. Bir arkadaşın mekanı vardı. Orada oturuyordum. Elif de aşağıda oturuyordu. Kebapçıya bakıyordum. Aşağı indim. Elif dedi Savaş gel dedi. Aşağı indim. Seni dedi Zeynep'le tanıştırayım dedim. Zeynep kim dedim. De gel dedi tanış dedi. Tanıştım kendisiyle. Oturduk kendisiyle yemek yemeye gittik. Durmadan beni aradı. Ondan sonra mekana geldi. Gel oturak bilmem ne. Ondan sonra biz bununla hayat başlamaya devam etti. Zeynep'in eşyalarını ben aldım. Ev aydı. Para veren yok. Pul veren yok. Halası diyor ki biz para evi tuttuk. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Eşyalar biz aldık. Hepsi yalan. Oturma odasını da ben aldım. Yatak odasını da ben aldım. Hepsi yalan söylüyor. Halalarıyla küstü. Kızı tehdit ediyor. Kocası tehdit ediyor. O halası desen küsler. Arzu ile de küstü. Melek ile de küstü. Ondan sonra barıştırdım ben bunları. Ben taksideyken kaçmış. Bundan gece taksiye çıkıyordum. Saat 12 bin neydi? Bana telefon açtı. Ne yapayım dedi. İyiyim dedim. Çalışıyorum dedim. Sabah saat 7 miydi? 7.30'da eve geldim. Çekmiş gitmiş. Baktım eşyalarını almış gitmiş. Sağa baktım yok. Sola baktım yok. Allah Allah. Bu nereye gider? Onu düşündüm nereye gider. Abi bugün gelir. Ama baktım geleceği yok. Bu kocası tehdit ediyor. Babalar zaten. Babalar arası limoni. Yarın bir şey olursa altına ben kakamam. Ben de nerede yaptım? Tuttum polislere gittim. Savcılığa gittim Allah'a şükür. Gittim dilekçemi verdim. Hakkımda söylenenler yanlış. Zeynep kaybolduktan sonra hattını değiştiriyorsun. Hiçbir zaman o numaraları kapatmadım. Aynı numarayı da kullanıyorum. Ne kadar süre sonra taşıdın peki Zeynep kaybolduktan? 15 yıl sonra ev taşıdım ben. Bir şeyleri taşımadım yalan söylüyorum. Salih kocası tehdit ediyor. Devamlı kendisini rahatsız ediyordu, dövüyordu. Bunu babası da biliyor, halası da biliyor, anası da biliyor. Herkes de bunu biliyor. Ya siz 5 yıldan beri kayıp bu kız. Bir baba, bir anne, bir hala, bir teyze olarak şimdiye kadar ne dediniz şimdi şu anda kız kaybolduktan sonra ortaya çıktınız? Cezaevinden gittim aldım. Babasına dedim, baktım böyle böyle. Kızın gitti, kayıp dedim. Bir baba, benim bir kızım kaybolacak. Şu memlekete zanalattırırım. Ama baba sahip çıkmadı. Ana sahip çıkmadı. Hala sahip çıkmadı. Her şeyi bilen bacısı Kübra. Ki bacısıyla beraber kalıyordu. Aynı evde kalıyordu. O çok iyi bir bacısının nerede olduğunu, ne yaptığını. Ben bunu polis memurlarımı, arkadaşlarımızdan da öğrendim ben bunu. Ben polis ama gittim. Polis memuru dedi Zeynep'in de böyle böyle bir durum var. Üstümden kaynar sular döküldü benim. Allah sabırlar olsun. Allah yardımcılar olsun. İnşallah çıkar bir evden. Ailesine kavuşur, çocuğuna kavuşur. İnsanın kanı donuyor değil mi? Ya bu kadar yani. Şimdi Serap Hanım ben bir şeye açıklık getirmeliyim. Bir dakika şu konunun üstünde biraz konuşmamız lazım. Bu kadar soğukkanlı nasıl olabiliyorsun? Evet. Nasıl bu kadar yalan söyleyebiliyorsun? Nasıl bu kadar inkar edebiliyorsun? 5 yıl yani o dönemde 5 yıl. 5 yıldır kayıp olan hayat arkadaşınla ilgili ellerinle götürüp valize koyup arabanın arkasında, taksinin arkasında, bagajında cenazeyi taşımışsın. Götürmüşsün bir uçurumdan atmışsın. 5 sene sonra baldızını suçluyorsun. Yani Zeynep'in kız kardeşini. Her şeyi inkar ediyorsun. Demek ki böyle olmadan zaten cinayet işlenmez. Bu kadar yani, rahat, vicdansız, bu kadar ya pişkin. Sosyopatik yani kişilik bozukluğu. Şunu anlatıyor Serap Hanım. Bu ilkidal bunlar. Yani insan değil. İlk sever insan, öldüren insan bunu yani yapamaz. Bu kadar soğukkanlı olamaz. Ne diyorsunuz bu? Hatırladınız tabii şimdi çok iyi. Tabii ki ben hep ne düşünüyorsun? Ne kadar kolay inkar etmiş Arzu? Aynen öyle işte. Hani ben onun tavrı, annesinin tavrı. Zaten ben öyle olduğunu biliyordum. Hani diyor ya hala konuşmuyor. Biz asla yeğenimden vazgeçtik. Dedim ya ben kendimi paralıyorum ya. Ben uykulardan kalkıp bağırıyorum, ağlıyorum.
Ben onu evinde gördüğümde, yani bunun o kılığını tekrar söylüyorum, utanıyorum ya. Küfür etmek istemiyorum, çok özür diliyorum yani herkesten. Dedim çık dışarıya. Çık, gözüm seni görmesin. İlk onun işte orada görüşüm. Zeynep'i çok üzülüyorum şu an. Onu aldığımla diğer koltuğa atmışım öfkeyle. Bu kim dedim ya? Dedi Allah konuşacağız. Ne konuşacağız dedim ya. Sen nasıl şunu kendini yakıştırıyorsun? Nasıl kendini şundan yan yana tutuyorsun dedim ya. Allah var, hiçbir cevap vermedi bana. Bak onu kaldırdım, koltuğa attım. Belki melek ile cevap verir ama bana asla vermezdi. Dedim Allah, öptüm, güzelsin, iyisin, sen tertemizsin. Bundan senin ne işin olabilir? Hala dedi işte yeni tanıştık falan. Dedim bu olmaz. Olmaz dedim. Bak bu adamda ben bir şey gördüm. Ama ne gördüğümü bilmiyorum. Bundan olmaz. Bak bundan bir zarar gelecek. Bundan olmaz sana dedim. Tabii işte orada tartıştıktan sonra abimi hemen aradım ben. Abi dedim gel bize. Oturduk konuştuk dedim. Hal mesele böyle. Zeynep böyle böyle biriyle görüşüyor. Abim gitti işte, abime hemen bu öğretiliyor. Diyor ki hemen git diyor. Suç durursan babam beni dövdü. Abim diye söylemiyorum. Ben her zaman bütün çocuklarına söylüyorum. Ya kaldırsın bir tane vursun. Hayatta vurmaz. Bazen kızardım. Sen sert davranmadığın için bunlar böyle oluyor. Hani bana sert anne der çocuklarım ama değil, koruma içgüdüsüyle işte. Hani korkudan aslında. Ben çocuklarıma da buradan sesleniyorum. Bana kızıyorlar. Hani sen böyle dik annesin, sert annesin. Ama ben hem anneyim, hem babayım, hem neneyim, hem dedeyim. Mecburen onları öyle korumak zorunda kalıyorum. Dedim, ben ondan sonra ki bir daha benim abim de şikayet etti ya. Onun yanına gittim. Dedim ki senin gibi benim bir yeğenim yok Zeynep dedim. Bir daha seninle asla ve asla konuşamam. Ağladı orada bana. Gittim o dönemde benim zaten hani tiyatro oyunum başlamıştı ve ben Ankara'ya taşınmak zorunda kalmıştım. Ve bir tekrar Elif'in oğlunun, bak tekrar söylüyorum Elif abla, sana da haklarımız helal olmasın. O Zeynep'in yattığı yer de hani böyle şu an sen, tek sebep sensin Elif abla. Sen buradan beni duyuyorsun Zeynep'in ve çok güzel yani ölüm sebebi dinliyorsun. Zeynep'in ölüm sebebi başlı başı sensin Elif abla. Beni öldürene ayrı meseledir ama ilk çarpışma yeri vardır. Sen elinle götürdün o kızı. Bile bile nasıl tanıştırdın Elif abla? Vicdanınız rahat, nasıl uyuyorsunuz ya? Bana ne, ben tanıştırdım yapmasaydı. İnsanlardaki psikoloji Arzu, biliyor. Arzu bir dakika. Kübra bir şey soracağım. Bu Zeynep kaybolduktan sonra, babayı cezaevinden aldıktan sonra Savaş, o evden, yani Zeynep'in aslında cinayetinin işlendiği evden kaç gün sonra taşındı? İki gün sonra orayı boşalttı. Hemen boşalttı. İki gün sonra. Çünkü aslında bir cinayetten şüphelenilseydi ilk gidilecek yer evdi. Evet. Evde bir araştırma yapılacaktı. Kan izlerinden hemen saptanırdı. Ertesi gün cinayet bulunurdu. Yastıkla ama boğmuş ama. Ama ifadesinde yani. O ifadesi. Evet, gördüğümüz kadarıyla ifadesinde kan içindeydi diyor. O valize sığdırmak için mutlaka müdahale etmeler. Kendisi de çok fazla hasar. Tabii ki zavallı Zeynep karşı koymuş, mukavemet göstermiş. Dolayısıyla Ersin'in de bayağı üstü başı yaralıymış. Dolayısıyla ilk anda cinayetten şüphelenilse ve o eve gidilseydi, evet, o evde cinayet izlerine rastlanacaktı. Şimdi Nazlı diye bir kadın var biliyorsunuz bu zanlılar arasında. Nazlı T. Nazlı T de o dönem bize bağlanıp sesimi değiştirin ama ben Zeynep'in işte gece dünyasından oradan buradan arkadaşıyım. Ankara'da, İzmir'de vesairede, Malatya'da, en sonunda Elazığ'da beraber çalıştık diyen kadın. Şimdi o kadın nerede? İşte aynı şekilde Zeynep Söğüt'ün cinayetine iştirakten o da tutuklananlar arasında. Nazlı'nın ses kaydı geliyor. Zeynep ablayla bir süre beraber kaldım bir gün içerisinde. Daha sonra bir ay kadar, 1,5 ay kadar telefonla görüştük. Bu görüştüğümüz süre zarfında Savaş benim orada kalmamı ısrarla istedi. Kalsın bir gece işte falandı. Zeynep abla beni ısrarla geri ailemin yanına teslim etmeye uğraştı. Daha sonra Zeynep abla beni mutfağa aldı, konuştuk biz bayağı. Zeynep abla dedi ki ne, git ailene ulaştık. Git bir an önce. Git ki yani bir gün dedi Savaş'ın bana yaptığı gibi 50 milyonluk yani affedersiniz 50 milyona ben dedi şu durumda eğer bir koca dedi erkeği dedi sana da yapacaklar dedi. Şurada dedi yaşın dolmasına az bir süre kalmış. O sırada ailemin ısrarıyla Savaş göndermek ne kadar istemese de Savaş'ın bir arkadaşı Ersin işte aşağı komşuları ev sahibinin gelinleri bir de polisinden atılmış bir arkadaşı orada otururken polis dedi ki ne bu kızı gönder. Gönder ki ailem o sırada baskı yapıyordu. Baskı yaptığı için başım dedi belaya alınacak. Beni bağla karakoluna götürdüler daha sonra. Bu Ersin diye arkadaşı vardı Savaş'ın. Sırf Kübra'yı ayak altına çekip Kübra'yı ayarlayıp
Kübra'yı ayak altından çekmek istedi. Yani Kübra sevgilisi olacak. Kübra dışarılarda hani gezecek, edecek. O ayak altından çekilecek. Kübra da bunu ablasına söyleyince Savaş abiyle o gün birbirlerine girdiler. Elinde paketlerle vardı. Hatta sordum, dalga geçtim, bu kadar bir günde mi içiyorsunuz? Evet, bu Nazlı ile ilgili veteriye gireceğiz birazdan ama burada Kübra'nın bir dönem çocuk esirgeme kurumunda ya da sosyal hizmetlerde işte bulunduğu dönemde iki kız kaçıyorsunuz oradan ve ablanın evine gidiyorsunuz. Zeynep'in evine. Yok Serap Hanım, yurttan arkadaşım da biz yurttan çıktıktan sonra görüşmüştük, yurttan kaçmadık. Tamam, birlikte ama Zeynep'in evine gidiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla sen şu anda ablanı öldürdüğünü itiraf eden Ersin Y'yi tanıyorsun. Evet. Niye söylemedin hiç bize şu ana kadar onu tanıdığını? Çünkü Ersin hani bu zamana kadar konusu geçen programda hiç açılmadı Ersin'inki. Hangi geçen program? Geçen sene geldiğimizde. Ersin'in konusunu hiç konuşmadık. Hayır, dün mesela. Siz biliyor muydunuz Ersin'i tanıdığını? Yok, ben. Şu anda hani, duyuyorsunuz. Evet. Konuşma fırsatı hiç gelmedi bana dün. Sen buradan da hep Savaş'a, çünkü hala dün de bugün de hep Savaş'a yükleniyorsun. Hep Savaş'a işte beddua ediyorsun. Ben üçüne de yükleniyorum. Ama üçü de suçlu Ersin'i Serap Hanım. Ben tanıyordum, Serap abla diye bir cümle ben hatırlamıyorum. Evet, söylemedim dün. Dün ben neden? Hiç konuşmadım ki zaten. Dün konu doğru düzgün. Söz yeni hakkı açılıyor. Vermeden de konuşabilirdin. Ben tabii bu adamı ki tanıyorum. Öyle ama. Bu rezil adam benim ablamı. Sen bu Ersin'i ne kadar tanıyorsun? Ben üç kere falan gördüm zaten bu Ersin'i. Niye görüştünüz? Kendisi ablamgilin evine geliyordu. Sık mı geliyordu? Yok, fazla görmedim. Ben üç kere falan gördüm. Bunu emniyete de anlattım ben zaten. Emniyet biliyor yani bunu. Sürekli sordular bu konu hakkında. Bu kayıp 5 sene önce, yani 1,5 sene önce bizim programa geldiğinizde hep Savaş'tan şüphelendiniz ya. Evet. Siz Ersin'i tanımıyorsunuz. Siz tanımıyorsunuz. Değil ve şu ya. Anda öğreniyorsunuz tanıdığını. Peki sen ifadende ya da babana ya da halana, abla, hala, ben, baba bu adamı tanıyorum, ben bununla 3 kere görüştüm dedin mi onlara? Anneme falan söyledim ben bunu, emniyete. Emniyete söyledin. Babana söylemedin. Yok, konuşulmadı. Halanı da söylemedin. Hayır. Şimdi Serap Hanım, bir de şöyle bir şey var. Cenaze evine benim bacım bildirdi. Bunlar arama gara bile duymadı, anasıyla ikisi beni. Nasıl? Bunlar aramadı ki beni. Ben İzmir'deyim. Çalışıyorum. Dağın başındaydım. Bacım aradı. Biz kalıp attık. Bacım dedi, niye dedin kardeş? Dedi. Arada bir sohbet ederler. Vallahi bacım kalıp attım. Ben de gölgeleneyim dedim. Ben kalıp attım. Sen arayan olmadın mı? Dedi. Yok dedim. Dedi Zeynep bulundu. Deme dedim ben. Telefon atmışım ben de. Geliyorum ben dedim. Arkadaşlarım şaşırttı. Ne oldu abi falan dedi. Benim dedim kayıp kız var. O bulunmuş, gitmem lazım. Patronu aran dedim. Bana bir yol parası çıkartsın. Allah razı olsun patronum dedi. Hemen tamam, konu gelmedi. Asıl o değil. Ersin'i neden seninle tanıştırdı Savaş? Bu arkadaşın anlattığı gibi Savaş'ın... Ersin bunların akrabasıydı. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. 3 kere mi ne gördüm evde. O da birer saat belki eve geliyordu. Geri gidiyordu misafir olarak. Misafir olarak gördüğüm 3 kişiden ben nasıl şüphelenebilirim ki? İlk şüphelim tabii ki Savaş'tı. Ama ondan sonra zaten biz soruşturma açtık. Biz o zaman çok fazla sorduk yavrum. Başka kimler geliyordu, kimler gidiyordu, eve erkek geliyor muydu? İşte dışarıda taksiye mi bindiriliyordu? Kimler? Zaten taksiye binildiğini falan söyledik ki biz. İşte onu söyledim, bir tek Ersin'i ama söylemedin. Ama isim söylemedik yani. Bir tek Ersin'i söylemedin. Yani oraya gelip giden kimler vardı? Pek kimse gelmiyor. Onları da buluruz, yayın bantlarından buluruz. Bu Ersin'le senin bir şekilde bir iş konusunda, bir şey konusunda Savaş bir araya mı getirmek istiyordu? Ya açık konuşamıyorum ama bir niyeti mi vardı Ersin'le senin Serap aranda? Bakın tekrar söylüyorum. 3 kere mi ne geldi zaten? Aynı arkadaşımın dediği gibi böyle bir kelimeyi kullandı. Hani erkek arkadaşı gibicesine. Ama böyle bir şey olmadı zaten. Bunu anlattık biz ablama. Ablam sorun da çıkardı yani. Hani bunu ya, tam açık açık koruyordu. Söylemedi ama ortaya attı bir laf yani. Nasıl bir adamdı? Ondan sonra zaten ben ne Ersin'i gördüm, evet, ne ettim yani. Nasıl bir adamdı? Bize anlat bu katil zanlısını. Ersin'i. 7 sene olduğuna göre yani... 7 sene önce bu adam uzun boylu, zayıftı o zaman, çok kilolu değildi yani şu anki şekli değildi. Saçları siyah, kirli sakallı. Bize irtibat telefonunu yani verdi. Karakterinden bahsediyoruz değil mi? Yani fiziğini karakteri diyor. Olarak yani bu ben bir şeyini görmedim yani. Bu adam senin ablanı boğarak öldürdüğünü itiraf eden adam, evet. Ya. Onun için çok merak ediyoruz. Gördün ya 3-4 defa. Nasıl 3-4 defa gördüğümde zaten hani bunu anlamam için yeterli bir süre değil ama gördüğüm kadarıyla
Görmedim yani bir şeyini. Bir saat geldiğimizde bir saat oturdunuz. Bir saat normal oturuyorduk ablam ben. Sana nasıl davranıyordu? Ablana nasıl davranıyordu? Normal oturup konuşuyorduk yani bir şey yaptığımız yoktu. Bize irtibat telefonunu verdi mi? O zaman mı? Evet. Hayır. Sen kaç yaşındaydın 7 yıl önce? O zaman ben 13-14. 13-14 yaşındaydın. 14. Aranızda bu arkadaşın anlattığını sen de anlat. Nasıl bir şey geçti, diyalog geçti? Ablan bu arkadaşını çağırıyor içeriye. İşte kim erkek arkadaşı bunun diyor. Ersin'le senin aranda mı erkek arkadaşı diye tanıştırıyor seni Savaş? Beni mi? Hayır, onu demek istediği orada yani şöyle hani erkek arkadaşı olsunlar gibicesine bir konuşma. Seninle? Evet. 13-14 yaşındasın. Hı hı. Savaş kaç yaşı? Bu zaten Tenzile'nin olduğu gün değil. Tenzile'den sonra olan bir konu. Benim Tenzile'ye sonradan anlattığım Anladım. Bir konu bu. Tenzile senden duydu ama sen 13-14 yaşındasın. Evet. Bu Ersin kaç yaşındadır tahminen? Yani o zamanlar ben yaşını sormadım. Kesin böyle bir muhabbete de bir derin derin girmedik yani. Ve tahmini 25-26 yaşlarında falan. Yani senden neredeyse 10-12 yaş büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani, evet. Yarı yarıya. Ben daha büyük olduğunu düşünüyorum. Daha da fazladır baksana. Şu anda onu tam tespit edemiyorsun ama evet. Görüntülerde bu adam şu anda senin dediğin gibi o zaman 20... O zamanki halinin görüntüsünü ben zaten aldım. Telefonumda var, size de gösteririm yani. Nerede, kimden aldın? Facebook'tan, Instagram'dan. Hı. Sosyal medya. Yani bu adam şu anda herhalde 40'lı yaşlarında 40, falan 45, olması lazım. Yani. 40'lı yaşlarında, 7 sene önce de 32-33 yaşındaydı. Yani senden 20 yaş büyük bir adamla Savaş, erkek arkadaşın olsun bu senin diyecek kadar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben Ersin tanıyorum ama emniyete sorduğumda benim tanıdığım Ersin'le bu Ersin aynı mı dediğimde cinayet masası bana hayır aynı değil dedi. Ama bence birebir aynı adam. Yani benim benzetmem. Sorgulama tekniği başka bir şeydir. Onu hiç girmeyelim. Peki Arzu ne diyorsun? Yani Kübra aslında bilmeden kardeşinin katili olacak ileride adamla neredeyse sevgili yapılmaya çalışılıyor. Ve Kübra bu adam, siz reklam aralarında beraber konuşuyorsunuz değil mi? Evet, tabii. Berabersiniz iki gündür, evet, Kübra ile. Kübra sana söyledi mi ben bu Ersin'i tanıyorum diye? Yok, hayır. Enteresan. Biz bunu aile içinde konuştuk ama Serap Hanım, ben bu çiçekçiyi tanıdığımı da söyledim. Belki halam o stresle duymamış olabilir. Ama duyan kuzenim vardır yani, ben resimlerini gördüm. Ben dedim yani ben bunun üçünü de tanıdım, üçünü de gördüm. Bu Nazlı'yı da tanıyorsun. Evet, Nazlı'yı da bir defa gördüm. Biz Savaş, ben, ablam gidiyorduk. Beni yurda mı bırakacaklardı, ne yapacaklardı? Çiçekçi dükkanına uğradık. Adana'da bir mahallenin kenarında çiçekçi dükkanları. Girmemizle çıkmamız bir oldu. Peki bu çiçekçi dediği kadın, işte bu Savaş'ın ve katil zanlısı Ersin'in akrabası olan ve cesedin yok edilmesinde aracıyla yardımcı olan kadın. O dönem bizi yanıltmak için bağlanıp Ersin'in tabii ki organizasyonuyla bütün aramalar yapılıyor, bütün yanıltmalar yapılıyor babaya da bize de. İşte şu anda tutuklu olan Nazlı'nın bize o gün konuştukları. Abla, ben bundan İzmir'de çalıştım. Zeynep'le? Hı hı. Bu şehrin ne zaman? İki sene önce atladım. İki sene önce? Hı hı. Zeynep'e saat çıkmadı. Babasında bir sorun yok. Annesine sorun yok. Kız kardeş hep doğru söylüyor. Hep doğru söylüyor. Sonra? Biz bundan Elazığ'a gittik. Uçağın ilk defa uçağa bindim ben. İlk defa. Hı. Uçağa bir bayan arkadaşı götürdü bize. Biz gittik uçağa. Ben ondan azıcık şeytanım. Okumam yok ama ben ondan azıcık şeytanım. Biz Elazığ'a çıktık gittik. Atlanmalı gittik. İzmir'den Ankara, Ankara'dan Elazığ. Atlanmalı birisi. Benim kaç çocuğum var? İki dedi. Dedim, neden ayrıldı diye bana sordu. Ben de dedim öyle işte dedim. Küçük yaşta evlendim. Sorumum vardı. Benim de dedi iki çocuğum var dedi. İzmir'de serbestlik bak. İzmir'de serbestlik. Ama Elazığ'da kapalıydı. Ya bu kadar nasıl yalan söyleniyor? Yani uçağa bindirdiğine kadar detaylar veriliyor. Ve bu kadın şu anda bu cinayete yardım, yataklık, saklamak, iştirak etmek suçlarından şu anda cezaevinde ve sen bir kadınsın. Bir kadın cinayetine göz yumuyorsun. Göz yumduğun gibi de iştirak ediyorsun. Bir tek soru alabiliyorum. Vaktim yok çünkü. Buyurun. Bir ayrıntı var. Arzu Hanım, o şahısla ilgili... Hastalığından dolayı, evet, böbreği aldı falan. Üzülüyorum. Şimdi burada aklıma şu soru giriyor Serap Hanım. Genelde bu gibi olaylarda
elde ettiğimiz sonuçlarda birden fazla suçlu var ise, şüpheli varsa, hasta olan kişi genelde suçu kendi üzerine alıyor. Evet. Diğerleri ona ben size içeride bakarım anlayışıyla evet. yapıyor ve hasta olduğu için de sürekli hastaneye sevk alıyor ve daha rahat bir maalesef mahkumiyette süre geçirebiliyor bu şekilde. Bu arada ben Kübra Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Bir tehdit telefonu falan hiç alıyor musunuz bu ara? Sizi bile bir rahatsız eden kimse var mı, yok mu? Yok da sosyal medyada abisi işte bir paylaşımda var, falan bulunmuş. Bu Ersin'in adını duyduğunuz Ersin'i değil mi? Ersin'in evet. adını duyduğunuzda biraz farklılaşıyor uyudunuz. Tepki Çünkü vermeye neden? Başlıyor. O insanla ondan tedirginlik duyuyorsunuz de değil mi? Olsa yan yana durmuşsun. Savaş olsun, Nazlı olsun. Tamam, onun tedirginliği hala yani. Üzerinizde var mı? Onu demek istiyorum yani. Psikolojim bozuldu evet. benim ya. Kolay bir şey mi? Kaç sene önce tanıyorsun, sonra Hocam, ablanın canileri yani, katilleri. Şey almadı yani. Kolay peki, hayır, millet... korkmayacaksınız. Korkarsanız abi, Allah'tan gayrı kimsin ama. Peki, bir virgül evet, koymak zorundayım. Çünkü yine sizin evladınız gibi 5 yıldır kayıp olan, bu sefer 32 yaşında bir kadın var. O da bir çocuğunu geride bıraktı ve 5 yıldır başına ne geldiği belli değil. En son işte aile çocuğunun babasının, tabii nikahlı olmadıkları için kocası diyemiyorum. Çocuğunun babasının ailesinin yanından kaybolduğu düşünülüyor. Tuğba konusuna geçeceğim ve orada da bugün önemli bazı ipuçları ve gelişmeler yaşayacağız. 32 yaşındaki bir çocuk annesi Tuğba Düldül'den 5 yıldır haber alınamıyor. Ekibimiz genç kadının arkasında bıraktığı ipuçlarını araştırırken ailesi ve eşinin akrabaları karşılıklı suçlamalarını sürdürüyor. Muhittin'in gizemli olaydaki rolü ne? Kız kardeşinden alıp veremediğin ne? Abim bir suç işlediyse bedelini ödedi, cezasını çekti. Amcam bir suç işlediyse bedelini ödedi, cezasını çekti. Onlar Muhittin'e bizi yönlendiriyorlar. Hayır, sanki hayır. Muhittin kardeşinin başına bir şey getirdi ya da nerede olduğunu biliyora getiriyorlar. Ailesi Tuğba'yı hastane çıkışı neden aramadı? Bu adam demiyor mu ki kızımız hastaneden çıktı. 3 gün sonra veya 5 gün sonra kızımızı bir gidelim de. Durumu nasıl değildir? Biz kızımızı hiç merak etmedik mi o ara? Dosya cinayet masasına mı geçti? Şimdi olay cinayet büroya geçmiş olabilir bu dosya. Senin kocanı çağırmışlar, ifadesine başvurmuşlar, evet. ifade vermiş. Evet. Şu anda da eve gidiyor. Tuğba Düldül nerede? 3-2 Efendim anne Gül Hanım ve kardeşi Yunus Düldül stüdyomuzda Tuğba'nın. O da 5 yıldır haber alınamayan genç bir kadın. Hiçbir şey ama hiçbir haber yok ondan da. Ne bir arama, ne bir sorma, ne çocuğunun babasının ailesinin tarafına, ne kendi ailesi tarafına. Dün bir gelişme yaşanmıştı yayın sırasında. Biliyorsunuz baba Yaşar'ı cinayet bürodan aramışlar ve davet etmişlerdi. Biz de acaba ne oluyor diye beklemiştik. Fakat yayın süresine yetişmedi. Ve biz baba Yaşar'la bu cinayet büroyu ziyaretinden sonra bir röportaj gerçekleştirdik. Önce o ziyaretin gerçek sebebini öğrenelim. Sonra devam edeceğiz bu konuya. 5 yıldır haber alınamayan Tuğba Düldül'ün izini süren ekiplerimiz, emniyet güçleri tarafından ifadesine başvurulan babası Yaşar Düldül'e ulaştı. Emniyette ne sordular? Yaşar Bey, bugün ifadeye çağrıldınız. Neler konuşuldu, neler sordular, sizler neler söylediniz? Her türlü sordular yani, her türlü baştan sonra. O 12 Ocak 2011'de başlayan olayların hepsini sordular ve kulaktan dolma bilgilerimi aktardım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor. Can taşıyoruz ya, ölmüş de olabilir, sağ da olabilir. Ölmüşse düşsünler, ona göre çıksın meydana. Günüründen şüpheleniyor. Olur ya yani, Durmuş Özgür'ün evinde aile içi şiddetten dolayı kazayla ölmüş olabilir ya da kendisi intihar etmiş olabilir. Devletten korkarlar, bir yere saklarlar, gömerler. Fırat'ın ailesi 5 yıldır gerçekleri gizliyor mu? Peki, kızınızın öldüğüne mi inanıyorsunuz? Ben numarayı bulup arıyordum kızla görüşeceğim diye.
Özkan beni devamlı devre dışı bırakıyordu. Görüşmemezlik, görüşmemezlik. Bu zamana kadar 5 senedir oyaladı yani. Görüştürmeyeceğim diye. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz yani. Allah'tan hayırlısı. Tuğba Düldül yaşıyor mu? Evet, dünkü gelişme bu şekilde. Şimdi 2015 Kurban Bayramı sonrası, yani 27 Eylül'den sonra, tam olarak neredeyse işte 5 yıl doluyor. O günden bugüne Tuğba'dan haber yok. Aile diyor ki, hastaneden çıkışını söylüyorum, bir hafta kadar hastanede yatıyor. Aile diyor ki hastaneden sonra karşı tarafa gitti. O aile diyor ki hayır, ailesi teslim aldı gitti. Zaten oğlumuzla resmi nikah olmadığı için, onların soyadını taşıdığı için onlar aldı gitti. Dolayısıyla o onu suçluyor. Şimdi telefona Elti Aslı gelecek. Ben öncesinde buradan anneanneye ve dayıya 5 yıldır görmedikleri, hiç haber almadıkları, hatta yaşayıp yaşamadığından bile emin olmadıkları torunlarının fotoğrafını göstereceğim. Bunu siz görmeyeceksiniz ama bu senin torunun mu? Yok. Bu değil. Nasıl bu değil? Bu büyük çocuk. Bu değil abla. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Sen de bak Yunus. Hayır. Nasıl yani? İbrahim değil mi o? İbrahim'i bizden götürdüklerinde, ki burada fotoğrafı da çıktı, çocuk 1-1,5 yaşlarındaydı. Daha 2 yaşını bile doldurmamıştı ve aradan 5-6 yıl gibi ciddi bir zaman geçti. Bu değil. Biz şimdi büyüdüyse bile onu tanıyamayız ki. Bak, Yunus başka bir şey söylüyor tamam, şu anda. Tamam, tanıyamam ama hiç mi andırmıyor Yunus? Ama yüz tipi tabii. Çocuğum yuvarlak. Sıma derler o yüzden. Evet, andırır sıma yani. Tipi evet, yuvarlak. Gözleri şöyle hafif çekik gibi, siyah gözlü, kaşı gözlü, galen gibi böyle. Öyle bir güzel çocuğuydu ki. Yani 2 yaşındaydı, doğru mu? O zaman 2 yaşındaydı. 7 yaş diyorum. İşte, şu anda çok ama değişir. Ama şimdi ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani hiç görmediğim çocuğa şimdi da bu beş şu yılda diyemem bir insanın, yalan söyleyemem. 5 yılda bir çocuğun 2 yaşından 7 yaşına gelene kadar sıması değiştiği için kimse tanıyamaz. Yani biz bunun sımasını dahi benzetemiyoruz. Hiçbir şeyini benzetemedin mi? Ben annene bir daha ver fotoğrafı istersen. Ver. Çünkü İbrahim yani yuvarlak yüzlü. Hayır. Ben inanmıyorum ablam. Benim lekesi, torunum değil. Lekesi, izi, beni yok muydu sağında solunda? Hayır. Boynunda? Benle filan değildi çocuğum. Ben çünkü büyüdüm benim abim onu. Ama işte onun için soruyorum. Bir ekstra beni, özelliği var mıydı? Burasında beni filan asla mesela yoktu. Çenesinde bir çöküklük gibi. Yani özellik de onda yoktu. Olacak. Onun lekesi. Bunda olmayan. Yoktu. Ben bilirim. Bu fotoğrafı. Büyüttüğüm çocuğumu ben bilirim. Bu fotoğrafı bu bize. Bu değil. Görümce Seval attı muhabirimiz Murat'a ama bildiğim kadarıyla Elti Aslı'nın yanında yaşıyor çocuk. Çünkü o gün Aslı öyle söyledi. Hatta şunu da söyleyeyim, Elti Aslı bu çocuğun adını değiştirmiş, Muhammed koymuş ve çocukla ilgili de kendi iki çocuğuyla beraber bu çocuk için de sosyal yardım alıyormuş. Bu çocuğun kimliği yoksa, bu çocuğun herhangi bir nüfus, çünkü babaya şey değil, evet. Nikahları yoktu. Evet. Sizin adınıza kayıtlı, evet. Dedesinin ve evet. Annesinin evet, adına. Abla. Bu çocuk adına nasıl sosyal yardım alınıyor? Önce Seval'le konuşayım. Çünkü bu fotoğrafı o attı. Seval merhaba. Merhaba. Efendim merhaba. Seval. Merhaba Seval. Merhaba. Televizyonun sesini kapatır mısın Seval? Tamam Serap Hanım, kapatıyorum. Bu çocuk değil diyorlar, bizim torunumuz diyorlar. Serap Hanım, şimdi DNA diye, devlet diye bir şeycik var. Doğru değil midir? Evet, doğrudur. Şimdi o sahte olamaz. DNA olması biz için zaten... de Tuğba'nın da olması gerekiyor evet. Yalnız. Tuğba şey... olmadıktan sonra DNA yapamıyoruz ki. Kardeşim var, Fırat var. Kardeşinin olmasını şey... konuşmuyoruz. Kardeşinin sonradan, önceden de olabilir, sonradan da olabilir. Gül... Bu çocuk değil diyorlar. Bu çocuk benim torunum değil diyor. Ben büyüttüm, ben biliyorum diyor. Bir de Seval şunu soracağım. Bu çocuk Aslı'nın yanında yaşamıyor mu? Fotoğrafı neden evet. Sen gönderiyorsun? Aslı görüntülü telefonu olmadığı için, tuşlu telefon kullandığı için beni aradı. Telefon kayıtlarımıza bakabilirsin. Resim gönder dedi. Ben de Murat abiye gönderdim. Seval Hanım bir şey sormak istiyorum. İbrahim'in doğduğu tarihlerde sizin ailenizde
bir doğum gerçekleşti mi yakınlarınızda? Hayır, araştırabilirsiniz. Biz bütün her devlet yoluyla her araştırmaya açız. Biz şimdi nerede yaşıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti altında yaşıyoruz. Biz öyle sahte, yalan, dolan burada konuşup da daha sonra meydana çıkarsa bu 80 milyonun karşısında nasıl duracağız? Şimdi Seval Hanım, hiç öyle böyle demeye gerek yok zaten. Gül Hanım burada hayatta mitokondriya, yani anne soyundan geçen DNA ile Gül Hanım'ın torunu mudur değil midir çıkar ortaya. Onu yapmak evet, mümkün. Tamam, tabii. Evet. Onu o şekilde halledebiliriz. Tabii. Bunun yanı sıra neden bu çocuğun adı Muhammed olarak değiştirildi? İkinci sorum da şu, nasıl sosyal yardım alıyorsunuz bu çocukla ilgili Aslı? Çünkü bu çocuk nüfus kaydı olarak dedesinin ve annesinin üzerine kayıtlı. Nasıl alınabiliyor? Bu çocuğun ismi ölen kardeşim İbrahim'in ismini koymuşlar. Onlar kendi fikriyle, kendi aklıyla. Biz de ölen kardeşim her zaman aklımıza gelir diye söyleyemedik yani. Bunu ucuna da Muhammed'i ekledik. İbrahim Muhammed diyoruz çocuğa. Bazen telefon, Muhammed, bazen duyamıyorum sizi İbrahim. Arkadaşlar. Alo. Duyuyorum, ben sizi duyuyorum. Reji'den gelen bir şey duyamadım, onu söylüyorum. Serap Hanım, ölen kardeşim daha küçüktü yaşı. 17-18, 17'yi yeni bitirmişti. Soru bunu şu, her zaman... soru şu. Yani bu zaten annesinin kütüğüne kayıtlıydı ya İbrahim, sana göre evet. İbrahim Muhammed. Nasıl sen o kütükten aldın da Aslı'nın kütüğüne kaydettirdiniz? Onu nasıl yaptınız? Hayır, hayır, kayıt falan yaptırmadık biz buna. Sosyal yardımı nasıl sosyal alıyorsunuz? Sosyal yardımı nasıl alıyorsunuz? Onu bilmiyorum, Aslı'dan sorun. Ben onu Aslı'ya soracağım zaten. Konuşsam ne desem yalan olur. Aslı Ereğli ilçesinde oturuyor. Ben Konya'da oturuyorum. Ben merkezdeyim. Onu Aslı'ya bu fotoğrafı kim çekip gönderdi sana? Bu fotoğrafı oradan Aslı çektirdi, gönderdi bana. WhatsApp yoluyla. Ben de Murat Aslı'ya çektirdiyse bize direkt gönderebilirdi. Niye sana gönderdi? Komşusunun şeyle çekmiş, Murat abinin şeyi yok orada, numarası bana gönderdi, ben de oraya gönderdim. Seval, bu çocuk İbrahim diyorsun sen. Evet, ve sonuna kadar diyorum peki, arkasındayım. Peki, bu Muhittin'i neyle suçluyorsun sen? Hep Muhittin diyorsun. Muhittin gelirse canlı yayına ben de geleceğim diyorsun. Evet, Muhittin'i neyle suçluyorum? Muhittin'le karşı karşıya konuştuğumda ben bunu açıklayacağım. Ben illa Muhittin'le canlı canlı böyle bağlanıp da onun sesi kulağıma değsin, benim sesim onun kulağına değsin, ben o zaman açıklayacağım. Peki. Biz Muhittin'le bir röportaj yaptık zaten. Herkes de Muhittin'i merak ediyor. Seval, bir saniye bana müsaade et. Söyle. Neyse, bir saniye bana müsaade et. Çünkü çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım sizinle. Hocalarımın da çok dikkatle dinleyeceğinden eminim. Seyircilerimizin de. Şimdi efendim. Of. 2019'un Nisan ayında. Şimdi Tuğba'nın kaybolduğu tarihe bakıyorum. 27 Eylül'den sonra hastaneden çıkıyor ve 2015 yılından itibaren ortada yok. Fakat burada çok yanlış bir durum var. O da şu. Ne ailesi, kendi ailesi, ne de çocuğunun babasının ailesi Tuğba ile ilgili kayıp başvurusunda bulunmuyor. Dolayısıyla ne aranıyor resmi yollarla, ne de herhangi bir sahipsiz ceset bulunduğunda gelin bakalım bu sizin kayıbınız mı gibi bir işleme tabi tutulmuyorlar. Şimdi okuyacağım bilgi hepinizin tüylerini ürpertecek, benim tüylerimi ürpertti. Ama bunlar tabii ki araştırılmaya ve teyide muhtaç bilgiler. Ama olay yeri, bulunan kadın, o bu derken birçok taş sanki burada bir şeyler bize çağrıştırıyor. Efendim, başlık şu. Konya'da kafası kesilmiş bir kadın cesedi bulundu. Tarih 2019 Nisan ayı. Henüz Tuğba ile ilgili bir kayıp başvurusu yok. Tuğba'nın kaybolduğunu daha aile bile bize göstermiyorlar dediği için kayıp filan muamelesi yapmıyorlar. Öbür taraf sözde ailesinin yanında dediği için bir başvuru yok. Ama 2019 Nisan ayında Konya'nın Osmancık mahallesinde yaşayan bir vatandaş böyle bir piknik alanı varmış. Mantar toplarken çukurda bir kafatasına rastlıyor.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise ihbarı aldıktan hemen sonra olay yerine gelip incelemelerde bulunuyorlar. Ve bu kafatasının bulunduğu yerin aşağı yukarı 300 metre ilerisinde kadının cansız bedeni bulunuyor. Çukurdan çıkan kemiklere ve ilk incelemeye göre ise bulunan kadının 25-35 yaşları arasında olabileceği söyleniyor. Şu anda Tuğba 32 yaşında, geçen yılda 31 yaşındaydı. Orta kiloda, çok kilolu değil. Evet. Kadın cesedinin bulunduğu noktadan 300 metre uzağında Osmancık göleti bulunuyormuş. Göletin etrafındaysa piknik alanı. Yaz kış insanlar buraya piknik yapmaya geliyorlarmış. Bu arada bu cesedin o anki yani ilk inceleme raporuna göre birkaç hafta, 2-3 hafta önce gömülmüş olma ihtimalinden söz edilmiş. Fakat bu Konya'da kafası kesilmiş bulunan kadın cesedine bugün itibariyle başvurduğumuzda hala herhangi bir aile tarafından teslim alınmadığı, herhangi bir kayıpla ilgili de başvurup bizim çocuğumuz, kızımız ya da karımız olabilir diye hala sahipsiz bir ceset olarak, daha doğrusu DNA'ları duruyor herhalde, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Böyle bir bilgi var. Hocamdan başlıyorum. Şimdi arada çok zaman olduğu için tamamen iskeletleşmiş olmalıydı diyebilir insanlar ama bataklık araziye gömülmüş değil mi? Bataklık gölet. Evet. Sabunlaşma dediğimiz bir olay vardır. Bununla ceset bataklık arazilerde özellikle korunur. Seneler geçse bile belirli bir çürüme oranının üstüne geçmeyebilir ve 2-3 haftalık cesetmiş gibi algılanabilir. Bir bu. İkincisi kafatasının bulunmuş olması çok önemli bir şey. DNA da elde edilebilir ama o zaman DNA araştırması yapılmadı, kaybedildi DNA materyali diyelim. Kafatasını yeniden yüzlendirerek Tuğba'ya mı ait olup olmadığı anlaşılabilir. Halen saç bulunuyormuş efendim kafatasında. İşte normalde bulunuyor. DNA evet. Oradan elde edilir ama hani o zaman kimse sahip çıkmayınca DNA çalışması yapmayıp gömdüler mi acaba? Bir akraba alma şüphesi olmayan kişiden nasıl DNA çalışması yapacak? Şöyle yapmıyorlar mı hocam? Kimliği belirsiz bir ceset bulunduğunda özellikle de bir cinayete kurban gitmişse ondan bir örnek alıp bir sene saklanıyor. Bir sene. Zaten de bu olay Nisan ayında olmuş. Bir seneyi geçmiş ama işte olayın haberi de bu. Konya'da dehşet olay kesik baş bulundu. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen kesik baş bulundu. Olay Osmancık mahallesinde Osmancık göleti yakınında meydana geldi. Çiftçi kişi göletin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede kafatasının kadına ait olduğu ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceği üzerine çalışma başlatıyorlar ve 300 metre ötede kadının bedenine ulaşılıyor. Şu an itibariyle, an itibariyle aldığımız bilgiye göre bu kadın cesedine sahip çıkan bugüne kadar olmadı. O bir yıllık süreçte dahi birisi hani kayıp ihbarlarına geri dönülür. İşte bir kadın cesedi bulundu, sizin tarifinize uygun. Acaba sizin olabilir mi diye öyle bir işlem dahi yapılmamış. Buyurun evet, Hasan yani Bey. Teknik olarak DNA incelemesi için örnek alınmamış olsa bile kayıp başvurusunu 2,5 ay yani cesedin bulunmasından 2,5 ay sonra yaptıkları için Tuğba'nın cesedi olma olasılığı yüksek. Çünkü mıntıka da sanırım sizlere yakın Konya. Bir bölgede. Konya bölgesi. Evet. Vahşice, hunharca öldürülmüş. Muhtemelen öyle görünüyor. Tabii buna ilişkin çalışma sonuçlarına baktıktan sonra anlayacağız. Eğer ki DNA alınmamış olsa fetika bir yani mezar açılması suretiyle alınacak DNA Gül Hanım'ın DNA'sı ile eşleştirilince peki, ortaya çıkar. Peki buna tamam, bir bilgi daha abi, eklemek tamam. istiyorum. Buna bir bilgi daha eklemek istiyorum. Bu bulunan kadın cesedinde yeni doğum yapmış bir kadın olduğu da belirlenmiş. Burada bir ayrıntı daha var. Yeni doğum yapmış. Bir yıl öncesinden bahsediyorum. Ya yani 1,5 yıl öncesinden. Berep Hanım burada bir ayrıntı daha var. İşte velev ki bu konuyla ilgili şüpheli olan şahısların isimleri geçmiş ise... Hı. O şahısların kullandığı telefon o bölgedeki baz o tarih
yan yana bizim özel bir sistemle yan yana geçtirip eşleştirilecek. İşte şüphelenmediler ya hocam. İşte, 2,5 ay sonra işte vermişler. Şimdi bu tarihten, daha 2,5 ay önce. İşte bu tarihten yani sonra. Evet. Bu tarihten sonra. Doğru hocam. 2,5 ay size önce katılıyorum. Verdik biz yani. Tamam şeyleri, ben şimdi size katılıyorum ama. Şimdi nihayetinde bu konuyla ilgili bir şüpheliler ortaya çıkacak. Evet. Nihayetinde jandarma da orada kolluk kendine ait bir sistemle çalışacak. Ve oradaki şüphelileri alacak. Bunların geriye dönük. Bu bölgede eğer onlardan şüphelenirse ETS kayıtlarına bakarak o tarz zaman diliminde orada olduğunu anladıkları kişiler üzerinden çapraz sorguya tuttuğunda işin rengi değişebilir. Tabii o kişilerden şüphe ama tabii. Kadının yeni doğum yapmış bir kadın olduğu belirtilmiş raporda. Evet. Ama o 4-5 yıl içinde neler yaşadığını bilmiyoruz tabii ki yani, Tuğba'nın hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Hani biraz önce bahsettim. Bataklık içinde kalan ceset. Yani 1000 yıl öncesinden bile kalabiliyor 3 haftalık ceset görüntüsüyle. Sabunlaşma dediğimiz öyle bir olay. Yani belki hemen kaybolduktan hemen sonra başına bir şey gelmiş olabilir. Cesedi yeni bulunmuş olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Peki efendim. Bu 2019 Nisan ayında Konya'da Kadınhanı ilçesinde bulunan kesik kadın başı ve daha sonra bulunan kadın bedeni kime ait? Ya böyle kaybı olanlardan birine ait ya da gerçekten aradığımız Tuğba mı? Lokasyon bölge olarak da aynı bölge olduğu için kafamızda bir soru işareti yok değil. Bir son dakika gelişmesiyle reklama gitmiştik. O da şu 5 yıldır kayıp olan Tuğba'yı biliyorsunuz arıyoruz. Onun kaybolduğu yerde Konya'ydı. 2019 Nisan ayında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir piknik alanında biliyorsunuz oradaki mantar toplayan bir vatandaş bir kesik kadın başı buluyor. Sonrasında 300 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıyorlar ve şu ana kadar da hiçbir şekilde bu kadına sahip çıkan, benim diyen olmamış herhangi bir aile. Burada da aile 5 yıllık kayıplarına henüz 2,5 ay önce kayıp başvurusunda bulundukları için hiç kimse kapısını çalıp da sizin bir kaybınız vardı, biz böyle bir ceset bulduk, acaba sizin olabilir mi diye hiç başvurmadılar. Çünkü 2,5 ay önce. Olay da zaten 1,5 sene önce oluyor bu ceset bulma olayı. Şimdi muhtemelen kimsesizler mezarlığına gömüldü bu ceset. Tabii ki sizin demiyorum. Tabii ki size ait. Yalvarırım bana doğrusunu söyle. Ben nereden ellerim bileyim gözünü yapayım. Seveyim ben nereden bileyim. İçim kavruluyor Allah rızası. Ben nereden bileyim Gül Hanımcığım. Ben, biz şimdi bak biz bu olayı her yönleriyle araştırıyoruz ya. Olaylara bakıyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz. Acaba orada o dönemlerde bir kadın cesedi bulunmuş mu? O ama mu, bu bir mu? Şüphem yani doğum derken, dedin ya sen doğum etmiş, yeni doğum etmiş dedin ya. Asla inanmıyorum ablam ama şöyle olabilir, eğer bunu götürdüler de sattılar da Zora Beylerin borcu, bak Zora Beylerin borcu, kimsenin de günahına giremiyorum, bak giremiyorum Allah üzerimde şahit kardeşcağızım, bunu böyle yaptırdılarsa şimdi varsayımlar, yanarım yanarım bak, varsayımlar üstüne konuşmayalım. Bence elimizde net olan şu. 2019 yılında Tuğba'nın kaybolduğu yer neresi? Konya. Evet. Bu ceset, kadın cesedi nerede bulundu? Konya'da. Evet. Konya'nın bir ilçesinde bulundu. Elimizde bu somut bir şey. Ama somut olmayan şu var. Evet. Bu Tuğba'ya ait mi değil mi? Bunu şu anda ben de bilemem. Taner Hoca da bilemez. Buradaki tamam. Hiç kimse bilemez. Tamam. Bunun araştırmasını yapacağız. Tamam, sağ olun. Bu tür cesetler sahibi çıkmadığı zaman kimsesizler mezarlığına gömülüyorlar. Tamam. Eğer ki bir DNA örneği alınmışsa hoca diyor ki bir sene tutarlar. Evet. Hocamız diyor ki avukatımız da o zaman diyor kabir açtırılır. Oradan DNA örneği alınabilir. Evet. Peki bu işlem diyelim ki kimsesizler mezarlığına gömüldü. Murat Bey ne yapılıyor? Şimdi, nasıl ulaşırız? Olay yerine intikal eden kolluk gücü. Öncelikle bir fotoğraflama işlemi yapıyor. Yani olay yeri inceleme birimi diye. Evet. Orada da jandarmamız var. Onların da çok iyi bir kriminal laboratuvar olduğunu biliyorum. Evet. Hem fotoğraflama yapıyorlar hem tutanağa bağlıyorlar. Orada ne görüyoruz en ince ayrıntısına kadar. Arkasında her ne kadar kimsesizler mezarlığına kimliği tam olarak tespit edilemedi ise de evet, burada Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından bir kayıt numarası verir. Yani onun gömü olduğu yerin bir numarası var, sayısı var. Evet. Büyük şehir olsaydı gömü üzerine gömü gelebilirdi. Ama bu ve benzeri küçük şehirlerde o gömü yıllarca orada kalacaktır. Daha sonra bu ve benzeri durumlarda o velev ki bu bizimdir diye kalkıp bir şüpheyle yaklaşılır ise işte o tarihteki o mezar
savcılık kanalıyla açılır ve daha sonra işte hocamın da dediği gibi DNA ile annesinin DNA'sı karşılaştırılır. Anladım. Kuvvetli bir şüphe olduğu takdirde. Evet. Anladım. Dolayısıyla bu konunun bu tarafına bakacağız. Şimdi telefonda Tuğba'nın babası var. Tuğba'nın eltisi Aslı var. Kayınbiraderi var Özkan. Muhittin'in bir röportajı var abisiyle ilgili. Çünkü Seval'in çok iddialı konuşuyor Seval. O gelsin, ben de geleceğim. Gözüne baka baka konuşacağım. Bu Muhittin'le acaba bu ailenin alıp veremediği nedir? Muhittin'le ilgili, Muhittin kim? Abisi Tuğba'nın nasıl bir adam? Önce bir o röportajı yayınlayalım. Sonra tek tek bu kişilerle telefon bağlantısıyla onlara sorularımız olacak. Ailesinin 5 yıldır haber alamadığı Tuğba Düldül'ün izini süren ekibimiz, yayınlarımızda adı sıkça geçen abisi Muhittin'e ulaştı. Üzerine kapı kilitliyorlar mıydı? Tuğba'yı, diğer kardeşlerinizi, diğer kız kardeşlerinizi eve kilitler miydiniz? Yok, öyle bir sıkıntı olmadı. Kitlememiz yok. Herhangi bir baskımız da yok. Tuğba'yı en son ne zaman gördü? Tuğba'yı en son 5-6 sene önce, babamgil burada oturuyordu. Özkan'ın eşi Thomas diye birisi o. Bir de Seval diye bir bayan vardı yanında. Bu Durmuş'un kızı. Pürüzü bize de bulaşacak bu cinayetlerin diye. Ben kızdım, onlara gelmeyin diye buradan kovaladım. 5 yıl boyunca neden aramadılar? Hiç bu 5 yıl süresi içerisinde sen bir abi olarak gidip kardeşini aradın mı? Bu 5 yıl 6 yıl içinde ben hiç arayıp sormadım. Bunlar bu kızı gelin ederken benim razım yoktu. Ben bunlara dedim, bu insanlara bu kızı vermeyin dedim. Benim annem kümesi sana düşmez dedi. Ben de elimi ayağımı çektim. Tuğba'nın hayatından endişe ediyor. Tuğba baskı altında olabilir. Durmuş gibi satmış olabilir. Öldürmüş olabilir. Bu üçünden birisi. Bu saatten sonra sen de bir abi olarak kardeşini arıyor musun? Kardeşimi arıyorum. Sonuna kadar da peşindeyim. Kimsenin tehditinden de korkmam. Belasından da korkmam. Sonuna kadar da arkasındayım. Bu saatten sonra ölü ya da diri kardeşimi bulmak istiyorum. Tuğba Düldül yaşıyor mu? Şimdi röportajın ilk başında Tuğba vardı o fotoğrafta. Evet. Dedim ki Tuğba'nın boyu kaç? 1.60-1.65 boylarında dediniz. Zaten resimlerde şey abla benden duruyor minyon, ya. Minyon. Minyon evet, tipli çocuk. Bu bulunan kadın cesedi de 1.65 boylarındaymış. 1.65-1.69 boylarında. Bu bize kesin çünkü başı ayrı, bedeni ayrı bulundu ya hocam. Şimdi onları birleştirip ölçmüşlerdir. Ama tabii kesin olarak bilmiyorlar boyu kaçtı. Hani kesin olarak söyleselerdi biz zaten de kesin ben, derdik ki o olamaz. Çünkü siz ölçümünü bilseydiniz, örneğin atıyorum 1.68 deseydiniz, bilseydiniz o ceset uymuyorsa o değil diyeceğiz. Ama öyle bir durum yok şu an, olabilir. 60-65 civarında diyorlar. Burada evet. Da 65-69 civarında deniyor. Şimdi önce hemen bir kimi alayım? Seval'i, Seval'le biraz konuştuk. Baba Yaşar'ı alayım telefona. Buyurun. Yaşar Bey merhaba. Biraz aynı önce şekilde. Teşekkür ederim. Biraz önce dinledin. Bir kadın cesedi bulunmuş bundan 1,5 sene önce Konya'da Kadınhanı ilçesinde. Diyanet testine de hazırız. Emniyet görevlilerine ifade vermeye de hazırız. Beni 5-5,5 senedir Özkan oyaladı. Ben kadimi telefon açıyor. Kızınla görüşelim. Kızın kayboldu demiyor. Görüştürmeyeceğim diyor. Ya niye görüştürmeyeceksin? Bizim evde 4 gelin var. Aileleriyle görüştürdük. Bu öbürü de istiyor, öbürü de istiyor. Didikodu çıkıyor. Görüştürmeyeceğim diye bizi hep devre dışı bıraktı. Azarladı. Sen bu kızın arkasını çok arıyorsun. Fidye mi gelin edeceksin? Bu bizim namusumuz. Kardeşimin hanımı. Çocuğumuz var bundan. Çocuğumuzun annesi diyerekten devamlı beni tersledi. Doğru. Ve azarladı. Tehditte de bulundu yani. Ha, olayların pürüzü bize de bulaşacak diyerekten biz üzerlerine varmadık. Ben hemen Aslı'ya dönmek istiyorum. Aslı da onların gelini. Aslı, sen ailenle, kendi ailenle görüşüyor musun? Aslı'yı alalım. Alalım Yaşar Bey'in sesini. Aslı, beni duyuyor musun? Aslı eltisi biliyorsunuz. Çocuğu bırakıp gittiği iddia edilen elti. Aslı. Buyurun Serap abla. Aslı, sen kendi ailenle görüşüyor musun? Annen, baban, kardeşlerinle.
Benim annem babam gelip gitmiyor ama haberlerimi onlar alıyor. Hiç yüzlerini görmüyor musun ailenin? Ailem benim bayramda falan eve gelip gidiyorlar zaten. Yani Özkan'ın söylediği gibi biz gelinleri aileleriyle görüştürmeyiz diye bir durum yok yani, değil mi? Hayır, yalan söylüyorlar. Kim yalan söylüyor? Ondan söylüyor, nasıl görüştüremeyeceklermiş. Allah'tan kork. Sen görüşüyorsun rahatlıkla, hiçbir problem yok ailenle. Yok. Özkan. Şimdi Yaşar Bey, bak Aslı da onların gelini. O diyor ki ben ailemle görüşüyorum. Bayramda da gelip gidiyor. Yemin ederim Kur'an üzerine durum böyle oldu. Özkan'la çok aramızda tartışma geçti telefonda. Telefondan telefona arıyorum görüştürmeyeceğim diyerekten hep beni tersleyiyor, devre dışı bırakıyordu. Ha sonra Muhittin'in ilgisi olsa önce biz görürüz. Muhittin'le sabah akşam beraberiz biz. Yan yana oturuyoruz aynı bölgede. Yaşar Bey, ben bunu bir de Özkan'a tekrar sormak istiyorum. Alo. Özkan, şimdi ben öbür geline sordum. Dedi ki hayır, biz ailemle görüşüyoruz. Ama Yaşar Bey diyor ki bizde adet değil. Bizde gelinler ailesiyle görüştürülmez dedi. Ve benim kızımla görüşmeme engel oldu diyor. Ablacığım bak, olayı sağa sola çekiyorlar. Yalan ifadelerde bulunuyorlar. Benim ne haddime düşmüş ablacığım? Ben eşkıya mı oldum? Nasıl annesiyle, babasıyla, kardeşiyle nasıl görüştüremedim ben ya? Ya doktora gidiyor, hastaneye gidiyor, çarşıya, pazara gidiyor. Ben bunun peşinde, benim ayrı oturuyorum. 8 tane çocuğum var. Ben ayrı oturuyorum. Ben bunun peşinde mi geziyorum da ben buna yasak koyacağım? Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir yalan söyleme? Bu nasıl bir saçmalık? Senin evinle Aslı'nın, yani Tuğba'nın çocuğunu bıraktığı eltisinin evi yakın mı birbirine? Hayır, ben Cihanbeyli Taşpınar'da oturuyorum. Konya Cihanbeyli. O Alakova'da oturuyor, Yaşar Dülbül'ün mahallesinde oturuyor, ben Cihanbeyli'de oturuyorum. Bu nasıl bir yalan söyleme, ben anlayamadım. Serap Hanım yani bu şekilde. Bir saniye, yani Tuğba Aslı'nın söylediğine göre iki elti birlikte yaşıyorlarmış. Çünkü ikisinin de kocası cezaevinde. Çocuklar, Aslı'nın iki tane var, bir tane de Tuğba'nın var. Onların yaşadığı evle senin yaşadığın yerin alakası yok. Sen istesen bile onları görüştürmemezlik yapamazsın. Hayır, hayır. Sonra dün diyorlar ki, bak o Gülhanım Hanım diyor ki, benim kızım bir gün şurada kalıyor, bir gün orada kalıyor, bir gün burada kalıyor. Bu Tuğba kimin gelini, kaç tane insanın gelini de bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada diyor. Yalan söylüyorlar. Serap Hanım, böyle yalan, böyle saçma olamaz. Hayır, öyle bir şey olamaz, demedim. Yani. Hayır. Peki. Ben bir şey söyleyeceğim. Lafımı kesmeyin lütfen. Bu Yaşar Dülbül ve Gülhanım Hanım bu Tuğba'yı kime gelin vermişler? Kime? Babamla annemin karşısına bir günden bir güne geçip de ya dünür bu bizim kızımız sokaklarda kalıyormuş, hastaneye kaçmış, durumu kötüymüş, psikolojisi bozukmuş. Babamla annemin karşısına bir gün çıkıp oturup da insan gibi, dünür gibi konuşmuş mu? Neden devamlı diyor ki Seval'a teslim ettik, Thomas'a teslim ettik, Filiz'e teslim ettik, şuna teslim ettik, buna teslim ettik diyor. Bunların esas mahtabı annemle babam değil midir? Bunu neden sormuyorsunuz kendisine? Şimdi soruyorum. O zaman sen de şimdi Gül Hanım'ın ve Yunus'un cevabını, onlar sessizce dinlediler, sen de dinle Özkan. Hadi. Şimdi Saracoğlu'ndan çocuğu istedikleri zaman nenesi dedesi görecek diyerekten biz çocuğu Seval geldi aldı. Hatta benim bu Yunus yanına bindi, Seval'in yanına. O zaman Saracoğlu'nda aradı. Köylerden gelmişler Saracoğlu'na. Ha dedi ki illa Yaşar abi gelin, ne olur siz de gelin. Tamam kızım gelelim dedik. Biz de arkalarından gittik bunlara. Oturduk. Çocuğu dedesi aldı. Görünce hayret etti dedesi nenesi. İyi bakmışsınız dünür, şöyle böyle oturduk. Neyse Allah var. Hoş beş yaptık. Adamlar yemeğini çayını bize ikram etti. Bak doğruya geldi mi doğru can vereceğim. Ha. Bak Perihan dedim. Oturduk sohbeti koyulaştırdık dünürün. Biz. Dünürünü. Bak Perihan dedim. Sen bu çocuğu ikide birde dövüyormuşsun dedim.
Yapma bu çocuğa, bu çocuk yaralı dedim. Gelinlerin arasında kızın gibi dedim. Gelsin geçsin başka dedim. Bir şey sordu, sen başka bir cevap veriyorsun. Kısa cevaplar ver bana, uzatmadan. Diyor ben ki adam, söyleyebilir miyim? Niye diyor çocuğu bu kadar hastayken, bu kadar dövüldüğünü duymuşsun. Bak bunu da kendi ağzında söylüyorsun. Bu kadar madem orada burada kalıyormuş, hastanelik olmuş. Bir gün annemin babamın karşısına çıkıp da ben bu kızı tamam, siz... tembihledim diyeceğim ya şimdi. Ama oraya gel artık yani. Ama tembihledin tamam. De gidip evini görmedin. Gidip nerede yaşıyor görmedin. Bunu soruyor. Hayır sen... değil. 5 seneden öncesini ben konuşuyorum. 5 tamam. Seneden öncesini konuşuyorum. Serem abla bak siz de özür dilerim kısa kestiriyorsunuz. Ama kısa kestirmeyin. Konuşturacağımız lafı da siz unutturuyorsunuz ama. Buna tamam, cevap ver. Tamam. Cevap ver. Tamam anladım. Peki, ben şunun bunu... için gidemedim. Dün nasıl dedin kocam göndermiyordu. Bu bir mazeret değil. Değil. Kocam giderse giderdim. Kocam gitmezse gitmezdim ablam daha doğrusu. Kocam götürürse giderdim. İşte kulakları da duyuyor. Hepsi telefonda. Bunlara gel. Bunları konuşalım. Ha. Kocam gitmezse ben gitmezdim ablacığım. Daha doğrusu. Yalnız ben Durmuş'a da dedim, Perihan'a da dedim. Allah için konuşsun şey Özkan. Hepsi oradalardı. Buna yapmayın. Tamam dediler bize, dünür dediler. Bizi savdılar, biz koyduk gittik abla. Olan da bu, olmayan da. Ben seyirci hayır, de, olgun kadınla. Bak, olgun kadınla kaynana kaynata olmuş. Ben ona ne kadar tembih verebilirim kayınvalide olalaktan? Ya bir senin evladın var orada. Evladım evladın var. Hastanede yatmış. Hayır bir efendim. Hafta bu. Diyor ki dün Seval, niye diyor kalkıp da kızını ziyarete gelmemiş? Hastaneden çıktı, ne durumda diye sormadı. Ya, bunların cevabını hala ben alamıyorum sizden. Tamam. Ya da verdiğiniz cevapla tatmin etmiyor. Yunus konuşsun biraz. Serap Hanım, konuşsun, Seval tabii. Bize dedi ki, Seval bize de bu soruyu sordu. Bunlar 5 senedir Tuğba'yı niye aramıyormuş? Bu sorunun cevabını ben açıklayacağım. Kimsenin sözümü kesmesini istemiyorum. Tamam. Seval, kayınanasının ve kayınvalidesinin isteği, ısrarla isteği üzerine... Tuğba'yla çocuğunu aldı götürdü. Ha bir hadise gerçekleşti. Ne oldu biz bilmiyoruz. Tuğba hastanelik oldu. Tuğba'yı hastaneden çıkardılar. Tekrar evlerine götürdüler. Ve konu şu. 5 senedir bizim Tuğba'yı aramamamız, sormamamız. Biz de bunlar dedik ki torunlarını, gelinlerini isteye isteye çeke çeke aldılar. Bize yani böyle kötülük yapacakları. Ha ara sıra ev halidir. Dövüşebilirler, çekişebilirler. Aralarında... tartışmalar olabilir. Ev hali herkesin başında var. Diye hiçbir şüphe gelmedi ve sonra... 5 sene sen ablanı aramadın, sormadın. Annesi aramadı, sormadı ve hiç şüphe gelmedi mi? Evet, sesini gelmedi. Duymadan hiç şüphelenmedin mi? Gelmedi. Ve sonra biz... Enteresan. Arada, Yunus, yani sen neyi açıkladın ben anlamadım. Arada 5 sene boyunca sen ablanın sesini hiç dakika, duymadan... Annesi, abicim. Babası, lütfen rica evladının ediyorum, sesini duymadan sesini, nasıl şüphelenmesin? Kimse sözümü kesmesin. Rica ediyorum. Kimse sözümü kesmesin. Ve biz... 6 aya bir sene bir bunların evine giden misafirlerden Tuğba yok, çocuğu orada Tuğba yok diye söylentileri bir araya getirerek 2,5 ay önce karakola başvurduk. Ve şunu da açıklayayım, şunu da bu Özkan az önce dedi ya bunlar Tuğba'yı annemle babama verdi diye. Peki bizi öne niye sürüyorlar? Çünkü Tuğba'yla en çok ilgilenenler, en çok işe gidenler. Tuğba'yı çalıştıranlar Özkan ve Seval, Durmuş ve Perihan evde oturuyorlardı, keyiflerine bakıyorlardı. Şimdi laf bakın başka bir yere geçtiniz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bir şey geçiştirdiniz. Dün ben size hocam pardon. Ben dün size bir şey sordum. Dedim ki büyük oğlunuz bu evlilikle ilgili ne düşünüyordu? Onlarla arası iyi miydi? Çok iyi dediniz. Şimdi oğlunuz diyor ki ben başından beri bunu istemiyordum dedi. O çocuk bunları hoşlaşmıyordu abi. Bakın siz bana dün öyle demediniz. Bu evliliğe karşı gelen evde kimse yok dediniz. Ama oğlunuz diyor ki ben başından beri bu işe karşıydım tamam, diyor. Tamam oğlum niye karşı söylemediniz geldi ama biz kendimiz aile olarak Allah'ın emrini andık. Kadın hikaye kapımdan gitmedi. Ben sorumun cevabı bu değil. Allah, diğer sorunun da cevabı bu değil. Yunus'cum, diğer sorunun da hiçbir Türk ailesi ben bilmiyorum ki ister köyde, ister kentte, ister kasabada yaşasın. Tamam evidir, yuvasıdır ama gidip görmemek 5 sene ne yapalım bunlar bize göstermiyor, konuşturmuyor diye 5 sene bekleyen evin içindeki diyorsun ya, her ailede olur. O olur. Bu olmaz. Ben bu böyle olmaz, bir ben böyle bir Türk ailesi abla. Bilmiyorum. Ben ne diyorum size? Buyurun hocam. İhmal geçildi. Gidin. Gül Hanım, müsaade ederseniz ben Yunus'a araştırmadık.
Gül Hanım, bir Yunus'a soru sormak istiyorum ama şimdi Yunus aklı başında, kendini ifade edebilen bir çocuk. Tamam. O yüzden bu benim soracağım soruya çok net bir cevap istiyorum. Hiç uzatmadan net, kesin bir cevap. Şimdi Gül Hanım dün dedi ki, bizim, yani daha doğrusu laf arası da ağzından çıktı aslında, onu şey yaparak söylemedi. Biz evet 5 senedir başvurmadık. İşte 2-3 ay önce bizim kocanın başı darlandı. Darlanınca gittik, şey yaptık, başvuruda bulunduk. O darlanmak ne demek? Bu darlanmak civardan, bunların evine gidip gelen insanlardan duyduklarımız. Tuğba yok. Tuğba niye yok? Hayır, başı Tuğba darlandı dedi. Bu farklı bir şey bak. Değil, daralttım. İyice ben eşimi daralttım dedim. Hayır, ama öyle demedin. Allah, dediğin o değildi. Daraldık dedin, daraldı başını dedim. Ben daralttım, başı darlandı dedin. Ben onu da, vallahi de bunu dedim abi. Ya bir Yunus cevap versin. Yunus çok güzel ifade edebiliyor kendini. Söyle Yunus. Başı darlandı kelimesinin anlamı şu. Biz iyice şüpheye düştük. Niye şüpheye düştük? Çünkü gidenler çocuğunu görüyormuş, Tuğba'yı göremiyormuş. Ve biz de Özkan'ı arıyoruz. Aynı şey söylüyorsun yani. Evet, Özkan, aynı. Yok, şey. Aynı. Özkan'ı aynı, arıyoruz. Aynı. Özkan burada, da görüştürmüyor. Özkan da görüştürmüyor. Biz de herhalde dedik, Tuğba'nın başına bir iş geldi. Bunlar ya öldürdü, ya sattı, ya Tuğba kayboldu, ya kadın ticaret. Yunus, olayın olduğu dönemde sen daha çocuksun. Normalde senin bulunduğun yerde abinin olması gerekirdi. Evet. Ayrılardı, evet. O çocuklar ayrıydı. Onlar ayrıydı. Bir arsanın içinde yaşıyorduk. Bir arsanın içinde yaşıyorduk. Bak, biriniz ayrı soru soruyor, biriniz ayrı soru soruyor. Bir arsanın içinde yaşıyorduk. Üç ayrı evdik biz. Şimdi bence sizin onlara soracak sorularınız var. Aynen. Onların da size soracakları sorular var. Tamam. Biz onlara dönelim. Bu arada bu kadın hanında bulunan baş, işte kesik baş ve kadın bedeni, oraya en yakın Kimsesizler Mezarlığı Selçuk ilçesindeki Yazır Mezarlığı'ymış ve orada kadın hanına 50 kilometre mesafedeymiş, araçla 40 dakika sürüyormuş. Muhtemelen orada olabileceğini düşünüyoruz. Bu ayrıntıyı verdikten sonra şimdi biz hala tabii ki de Özkan'ın da bizim de sorduğumuz soruya mantıklı bir cevap alamıyoruz çünkü aklımız almıyor. Özkan. Evet Serap Hanım. Şunu söylemek istiyorum. Sen bir dakika, önce şu soruya cevap ver. Dedin ki aldılar, anneme babama teslim ettiler. Bir daha niye karşılarına geçip sormadılar? Yani annenin... Hayır, teslim etmediler anneme babama. Evlendirdiler diyorum ya. Ki, Allah Allah. Diyorum ki Serap abla, diyorum ki şimdiye kadar hep diyor Thomas'a, Seval'a, Aslı'ya teslim ettik. Geldiler Özkan Hanım'ına teslim ettik. Bunlar bu kızının bu durumda hastanelik olduğunu, sokakta yattığını bile bile neden babamla annemle oturup da detaylı bir şekilde bu kızımızın kocası cezaevinde 40 yıl ceza aldı. Bu kızımız kime gelinlik yapıyor? Gelen götürüyor. Onlar diyor ki gelen götürüyor. Geliyor, götürüyorlar. Nasıl kızını teslim ediyor? Böyle yalan olmaz Serap abla. Peki Thomas kim? Thomas diye bir isim geçirdin. Kim o? Bak orada yalan konuştuğu şuradan belli. Diyor ki Özkan'ın hanımı Thomas geldi diyor. Thomas benim hanımım değil. Hayır, hayır. Kız kardeşi. Tamam. Hayır. Senin kız kardeşin. Kız kardeşi. Senin karın da kendi ailesiyle görüşüyor. Orada da problem yok. Hayır, ama hayır. Orada böyle bir saçmalık olamaz. Anladım. Özkan, şimdi bir şey daha soracağım sana. Bu bir tane kadın cesedi bulunmuş 2019 Nisan ayında. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kafası kesilmiş, bedeni işte ayrı yerde, kafası ayrı yerde ve şu ana kadar hiç bu cesede sahip çıkan olmamış. Tabii ki şüpheler, bir taraftan da bir şüphemiz var. Malum evet. Zeynep de 5 yıllık kayıptı, 7 yıl sonra cesedi bulundu. Evet, ne düşünüyorsun yani bu cesetle ablacığım, ilgili? Ablacığım orada Yaşar Düldül diyor ya, her türlü şeye açığız. Her türlü devlet tarafından gelen araştırmalara, soruşturmalara, her türlü şeye biz de açığız. Allah'a şükür alnımız açık, yaptığımız bir şey yok ki. Onlar kendi kızına ne yaptıysa mane bulmasınlar. Onun bunun ismini ay şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar demesinler. Ay, kendi kızını şu ana kadar ne yaptı? Serap abla. Bütün telefonların götümünü de istiyorum abla bey. Serap abla. Diyorlar ki acaba Tuğba'yı satmış olabilirler borç karşılığı. Ya bu nasıl bir karaktere sahiptirler? Kim
gelinini, kim eşini, kim kızını parayla satar? Bu nasıl bir mantık ablacığım? Bunu bir açıklasınlar. Bu çok hoş olmadı hakikaten Gül Hanım. Olmadı. Çünkü, tamam, çünkü sen aileyi bir taraftan çok övüyorsun. Tamam, cinayetler işlenmiş falan ama dediğim gibi o aileyi kötü yapmaz. Yani öyle değildir olay ama öldürülmüş olabilir mi birisi tarafından? İşte, birisi tarafından diyor bak. Onlar ya da ya da bambaşka. O başka. Onların kayıp olabilir mi? Nereye olabilir. Gidecek? Efendim, merhaba. efendim. Şunu söylemek istiyorum. Dün oradaki kırmızı kafalı çocuk ismini hatırlayamadım. Şey Yunus. Yunus diyor ki ne? Özkan benim ablamı tehdit etmiştir. Lütfen. Ama lütfen şey diyorum ki size. Bu benim tehditimi açığa çıkarırsanız sevinirim. Bütün yalanları meydana öyle çıkacaktır bir şey ablacığım. Bir saniye. Tamam Özkan, anladım. Sen de şimdi sessiz kal. Yunus, bu kadar olay varken... Bu mesela işte Özkan tehdit etmiş, kayınvalide dövüyormuş, çocuk hastanelik olmuş, sinir krizi geçirmiş. Bunların hiçbirini mesele yapmadınız yani siz. Yapmadık ya, güvenelim kişiliğe. Yapmadık ablam biz. Yani çünkü, siz o zaman niye arıyorsunuz şimdi Tuğba? Niye arıyoruz? Bize görünmüyor çocuğum, sesini duyamıyoruz. Ama yeni mi görünmüyor? 5 senedir görünmüyor. Kadın ama orada eziyet görüyormuş. Işte, bak. Dayak. Bak dinle. Abla biz 5 senedir görüşmeye çalışıyoruz, görüştürmüyor. Ya hangi çağda yaşıyoruz yani? Vallahi senede bir şey. Aradaki mesafe de bir şehirler arası mesafe biz değil. Aynı şey. Ya bakın sizin önünüze meydana gelen olay var. Kadın buradan içeri giriyor. Daha 24 saat geçmemiş. Çocuğuma, yeğenime ulaşamıyorum diyor. Tedirginim. Bulur musunuz diye gelip Serap Hanım'a başvuruyor. Bak 24 saat daha olmamış. 5 yıldan bahsediyoruz. Bak ne dedim size? Elini telefon öptüm, dokümanları abicim. Çıksın. Ve 2015 yılından beri Özkan ve babamın konuştuğu telefon dokümanları çıksın abi. Canım siz ama siz o telefon... söylediklerimi siz Yunus, beni burada söylediklerimi siz ve Özkan yalanlıyorsunuz. Yunus o telefonla durmuşla baban çıksın. Görüşmüş. Baban kızıyla telefonla görüşmemiş. Anladın? Çok önemli bir telefon alıyorum. Zaten 2015'ten çok önemli bir telefon alıyorum. İlk kez Tuğba'nın arkadaşı olduğunu söyleyen, ismi bizde saklı, bir kız arıyor bizi, bir hanım arıyor. Alo. Alo, selamun aleyküm. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Nereden arkadaşısınız Tuğba'nın? Ben Tuğba'nın Konya'dan iş arkadaşıyım. Tuğba çalışıyor muydu? Evet, Tuğba Havuç'ta çalıştı, Kelebekler Vadisi'nde çalıştı, Çapa her yere. Yani biz Çapa'da da çalıştık, Havuç'ta da çalıştık. Ailesinin son, o çapa işleri falan, evet. En son bizi Kelebekler Vadisi'nde gördük Tuğba'yı, ondan sonra görmedik. Yanınız Havuç'ta çalıştığımız anda ben o gün işe gitmemiştim. Ben gitmediğim gün Özkan'ın oğlu var Azer, bir de onun kardeşi var. Bir yaş araları var, ikisi de aynı şeydiler. O zamanlar yani Tuğba'yı tarlada dövmüşler. Tarlada dövmüşler. Evet, bir gün sonra arkadaşlardan duydum, hala kızdım. Niye dedim, hem burada akşama kadar çalışıp hem o da yiyor, gitsin ailesinin yanına dedim. Ailesi de sahip çıkmayınca dedi, aslında benim ailem dedi, yani sahip çıkar benim ailem arkamda olduğu için dedi, bana bir şey yapamıyorlar. Yalnız o kaynanası, yani hepsinin baskısı altındaydı Tuğba. Yani ha, namaz vakti. Aynen çok öyle, severdik. Aynen öyle. Ben 2-3 gündür yani programı izleyince yani vicdan azabı çekiyorum. Gece falan rüyalarıma giriyor. Hani derler ya onlar Aslı'yla ikisi yani aynı kaderi paylaştıkları için gecede gündüzle beraberler. Mesela yani o gayrısa onu muhakkak ki Aslı bilirdir. Bir de hani şey hastaneden çıktı Seval götürdü derler ya. Evet. Aslı da diyor benim yanımdan kayboldu. Ama tamam onun yanından kaybolmuş olabilir. Mesela hastaneden çıktığı anda işte sen neredeydin bu vakte kadar? Nerede yattın? Şu bu diye hani aralarında bir tartışma geçti de. Hani önceki dövdükleri video ödüler başına bir iş geldi de kaybettilerse o da hani babaları boynuna onu da bilmiyorum. Ha. Şimdi de hani Özkan da sürekli görüştürme izleyince acaba hani böyle bir şey yaşandı da olmuş olabilir mi? Olabilir yani. Yani hastaneden bir dakika hastaneden çıktıktan sonra karşı tarafa gitti. Onlar da zaten birkaç gündür kayıptı, polis buldu. Sonra hastaneye yatırıldı, sinir krizi geçirdi. Bir hafta tedavi gördü. Sonra diyor, bu taraf diyor ki biz onlara teslim ettik. Siz de diyorsunuz ki bu sebeple sen neredeydin, kaç gündür sokaklarda, orada, burada ne yaptın, ne geçti başından diye bir tartışma yaşanıp bir şey gelmiş olabilir başına diyorsunuz.
Yani mantıken ben öyle düşünüyorum. Çünkü o ailenin evet sorumsuz ama öbürlerinin bir göçebe hayatı yaşadıkları Özkan, Aslı, Tuğba, annesi ve kaynata onlar hep beraber yani aynı dediği gibi o köyden o yana gidiyorlar. Hani o şey cinayet davası için o yandan o yana gidiyorlar. O doğru yani. Evet Seval Konya'da yaşıyor. Ev burada için onun öyle bir şeyle alakası olmayınca ama bu aile sorumsuz mu? Evet kızların arkasını aramamışlar. Bunu da şey söylerdi Aslı kendi derdi. Benim ailem gibi değil. Tuğba'nın arkası boş derdi. Onun için Özkan'ın çocukları da dövüyor, kayınla da dövüyor. Yani olmaz ki bu akşama dur kadın çalışıyor. Bu, sen o kadar hani kış günlerinde çamurda zor iş ki bu iş. Bu Özkan'ın Özkan'ın dövüyor dediği çocukları kaç yaşlarında dediğiniz çocuklar? Valla Azeri vardı öbürünün ismini bilemiyorum. O zamanlarda tahminim herhalde 12-13 yaşları falan veyahut da 14-15 olabilir. Özkan'ın çocukları büyük abla. Özkan'ın çocukları. Ay, o zaman diyor yani 5 sene şimdi 20 yaşında ben, 21 yaşında. Ben zaten. Bak, tarih ben benim acaba hangi tarihte görülmüş? Peki ben sizinle. Bir şeye bakarsınız hani ben Konya'daki Kelebekler Vadisi var. Biz orada 1,5 ay çalıştık Tuğba'yla. Tamam canım, tamam. Şu anda reklama gitmem yani. Lazım. Tamam canım, çok güzel, çok önemli bilgiler Allah'ım verdi. Allah'ım razı olsun Buzum, Allah tekrar, dileğine versin. Tekrar neyse. Devam edeceğiz zaten çok o hanımla. Çok teşekkür ederim. Bu arada Tuğba'yı, kim olursa olsun bir müsaade çıksın. Et, müsaade et. Tuğba ile ilgili bilgisi olan her kimse, bak bu kız kardeşimiz gibi, arkadaş kardeşimiz gibi lütfen bağlansın. Tuğba ile ilgili bütün bilgilere ihtiyacımız var. Ayrıca bu Nisan ayında 2019 Nisan ayında bulunan kadın cesedi kime aitti? Onun da araştırmasını yapacağız. Sevgili seyirciler, pazartesi günü bütün bu yaşam hikayelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Tabii bu güzelliğin içinde maske, mesafe, hijyen kurallarını lütfen unutmayalım. Hafta sonunuz güzel geçsin. Pazartesi 13.15'te Star ekranlarında buluşmak dileğiyle efendim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah'a ısmarladık.